Hoş geldiniz demek istiyorum ben öncelikle. Ben Kocaeli Üniversitesi Yapay Zeka Kulübü Konuşmacı ve Eğitim Birimleri Başkanı Yılmaz Erdoğmuş. Bugünkü sohbetimizin de moderasyonunu yapacağım. Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için ben kulübüm adına çok teşekkür ederim. Nasılsınız diyerek başlamak istiyorum. Çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok onur duydum, şeref duydum. Çok sağ olun, biz de aynı şekilde. Şimdi soru cevaba geçmeden önce sizin bir sunum olacaktı. Ben ekranı size bırakayım. İsterseniz öncesinde kendinizi tanıtın. Ondan sonra sunumdan sonra ben hem sunum hem siz hem de yapay zekanın diğer konularıyla alakalı bir kısa soru cevap yaparız. Olur. Tabii başlayalım. Evet. Merhabalar. Ben Ali Kutlu Özen. 29 yaşındayım. 30 yaşıma giriyorum. Yapay zeka üzerine şu anda yüksek lisans yapıyorum. Amerika'dayım 10 yıldır. Bursa'da liseyi bitirdim. Samsun doğumluyum. Ailem biraz farklı yerlerden geliyor. Anadolu Lisesi'nden mezunum. Hep küçük yaşta oyun programlama falan ilgim vardı. Müzik, resim falan da severdim. O yüzden dedim ki ben oyun program developer olacağım. Çünkü her türlü böyle sanatı, yeteneği birleştirebileceğim bir alan olduğunu düşündüm. Matematiğim falan kötüydü ama oyun yapardım küçük kendi çapımda. Sonra bir şans eseri Amerika'ya geldim lise biter bitmez. Akrabalarım buradaydı. Yardımcı olmak istediler. Hani bir şeyler yapabileceğimi düşündüler. Ve liseyi bitirdikten sonra bir sene Türkiye'de kaldım. İngilizce kursuna gittim. İşte orada son vedalarımı ettim. Amerika'ya üniversite okumaya geldim. SUNY Old Westbury'de Computer Science okudum. Bir 6 sene kadar sürdü bitirmem. Maddi imkansızlıklardan dolayı hani biraz kendini arayışlar, ne yapıyorum, ne ediyorum çözene kadar. O arada da tabii hep yandan web siteleri tasarladım, sattım. Ufak tefek oyunlar yaptım, koydum. Ondan sonra bitirdim ve burada staja başladım. Staj yaptığım yerde tam iş teklifi aldım. Orada full time başladım. Bir 3 sene çalıştım orada. Sonra başka şirketlere geçtim. O arada da kendimi biraz daha challenge etmek adına master'a da başlamak istedim. İşte hangi konuyu seçeyim, ne seçeyim derken yapay zeka bana gözüktü. Çünkü insan psikolojisine merakım vardı. İşte insan evrimi olsun, robotlar olsun, oyun geliştirmeden oraya bağladım. Dedim ki ben yapay zekayı merak ediyorum, incelemek istiyorum. 2,5 yıldır Georgia Tech'te yüksek lisans yapıyorum yapay zeka üzerine. Acayip mutluyum. Beni bayağı bir bilimsel dünyaya, akademiye yaklaştırdığı için çok seviyorum. Ve şu anda 1,5 yıldır da arkadaşımla bir robotik startup'ı başlattık. Onunla birkaç robot üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda piyasada tanıtacağımız, kiralama şeyle insanlara sunacağımız. Yani bu işe tamamen girdim, soyundum. Bundan sonra da master'ı bitirince de yüksek lisans yapmak istiyorum bu konuda. Dediğim gibi cognitive science, computer science üzerine ilgilendiğim bazı konular var. Düşünmeyle ilgili, zekanın oluşumuyla ilgili falan. Bu yönde ilerleyeceğim ve şu anda karşınızdayım. Size de birazdan ufak bir sunumla yapay zeka nedir diye kendi bilgi ve birikimlerimden yola çıkarak bir sunum hazırladım. Onu göstereceğim. Evet, ben Ali Kutlu Özen. Sizin için böyle konuyu 4 parçaya böldüm. Nedir ne değildir ona bir değineceğim. Tarihinden kısaca bir geçiş yapacağız. Çalışma alanları ve ne yaparak bunu öğrenebiliriz onlara değineceğiz. Başlayalım hemen. Şimdi 101 diyorum buna çünkü dediğim gibi genel, teknik bir şey olmayacak için de nedir ne değildir. Nedirden başlayalım. Evet, yapay zeka nedir? Bunu zaten siz tahmin ediyorum temel dersler almışsınızdır, bilgisayar bilimleri konusunda düşünmüşsünüzdür, tartışmışsınızdır. Yapay zeka insanların yaptığı şeyleri makinelere yaptırmaya çalışan, bunları otomate etmeye çalışan çok böyle büyük bir bilim dalı bilgisayar bilimlerinin. Bu yapay zeka parçalara bölünüyor. Oradan girelim. Süper yapay zeka, genel yapay zeka ve dar yapay zeka olarak ben bunları 3 gruba ayırdım. Süper yapay zeka hatta yeni tanıştım. Genelde genel ve dar yapay zeka üzerine konuşmalar yapılır. Süperden başlayalım. Yani en zorundan en şu anda yapılana doğru gideceğiz. Süper yapay zeka nedir? Ben Ray Kurzweil'in kitabını okuyunca ilk buna tanışmıştım. Onun How to Build a Mind diye bir kitabı vardı. Hani akıl nasıl yapılır? Kendisi çok büyük bir bilgisayar bilimci, çok büyük bir icatçı. Bu Ray Kurzweil singularity, tekillik kelimesini bulan insan. Tekillik nedir? Bilgisayarlar o kadar gelişecekler ki biz bile onları anlayamayacağız. Şu grafikte kırılan yer işte tekillik. Şurada bir süre sonra artık onlar kendi kendilerini geliştirecekler. Bu süper yapay zeka. Hani bayağı Ultron gibi bir şey artık Avengers'taki. Genel yapay zekaya gelelim. Genel yapay zekada burada resimlerden göreceğiniz üzere bizim hakikaten ana akım medyada gördüğümüz hani böyle daha insansı genel derken birden fazla görevi yapabilen. Çünkü dar yapay zeka görünce farkını daha iyi anlayacaksınız. Yani bu gibi şeyler daha çok. Şimdi dar yapay zekaya gelelim. Buradan da zaten bakış açımız genişler. Evet. Günümüzde kullanılan. Neden dar? Bu arada hem dar hem de zayıf yapay zeka dönüyor. Hani zayıfı küçümseme olarak söylemiyoruz ama neden zayıf, neden dar? Çünkü bir işi iyi yapabiliyor. Nedir mesela? Kedi ile köpeği ayırabilir. Sesi yazıya çevirebilir. Yazıyı sese çevirebilir. Resim çizebilir. Yani onu yapar. Ama aynı anda bunların hepsini yapıp bir karar verme şeyi yapmaz. Hatta burada insanlara ben şunu hep söylerim. Felaket senaryolarına gerek yok arkadaşlar. Korkacak bir şey yok. Şöyle bir durum.
Şu anda hani bu 3-5 yıl içerisinde söz konusu değil. Tabii ki de Boston Dynamics çok harika şeyler yaptı. İşte zeki gibi gözüken robotlar, şunlar bunlar var. Fakat şöyle bir ablanın çıkıp ortalıkta terör estirmesi, konuşması, böyle bir abimiz, şu arkadaşım dünyayı kurtarması, bunlar gerçekten uzak senaryolar. Birazcık zaten içine daldığınız zaman dar yapay zekanın, bu gittikçe daha da daralıyor. Bunlardan o genele gelmek bayağı yıllar sürecek çalışmalar aslında. Devam edelim buradan. Şimdi dar yapay zekada ben 5 grupta inceliyorum. Pardon. Makine öğrenimi, bilgisayarlı görü, doğal dil işleme, robotik ve uzman sistemler. Tabii ki de daha fazla alt dalı, yan dalı var. Biliyorsunuz bilim hani kılı kırk yarmak derler ya, içine girdikçe girebiliyorsunuz. Bunların her birinin zaten uç dalları var. Ona şöyle başlayacağız. Makine öğrenimine tıklayarak şey yaparak başlayalım buradan. Makine öğrenimi de kendi içinde gördüğünüz gibi 3 dala ayrılıyor. Makine öğrenimi nedir bu arada? Bunu diğer dallardan ayıran şey, veri geldikçe bir öğrenme söz konusu. Yani zekanın tam tanımı aslında bu. Veri geliyor ve o deneyim, o veri hiçbir algoritmada kodu değiştirmeden o algoritma daha iyi çalışmaya başlıyor. Bu yani harika bir şey. Bunun bir dallarına değinelim. Bunu da tabii daha iyi anlayacağız birazdan. Makine öğrenimi. Rehberli, rehbersiz ve pekiştirmeli. Hemen başlayalım rehberliden. Rehberli öğrenme. Şuradaki şu resmi eğer incelersek daha rahat görebiliriz. Veri veriyorsunuz. Nedir mesela? Elma resimleri. Ve de onların ne olduğunu söylüyorsunuz. Bunlar elmadır, bunlar portakaldır. Algoritma diyor ki tamam sen bana 1000 tane elma gösterdin. 1001. elmayı gösterdiğinde bu elmadır diyor. Ben yeterince gördüm. Yani rehberlik yapıyorsunuz. Bu budur, bu budur. Elini tutuyorsunuz kısacası. Burada ne gibi zorluklar var? Bu verilerin etiketlenmesi lazım mesela. Hani şey yaparsınız ya, bir siteye girdiğiniz zaman mesela bir captcha çıkar der ya, işte buradaki trafik ışıklarını seçin. Orada insan gözüyle aslında biz onları o büyük şirketler için etiketliyoruz. Ha diyoruz bu trafik ışığı, bu trafik ışığı. Ve o şirketlerin eline etiketlenmiş veri gidiyor. O verileri de otonom araç şirketlerine satıp ha diyorlar etrafımızı görünce biz bu şeyleri tanıyabiliriz. Böyle de bir kullanımı var onların. Ne gibi rehberli öğrenme algoritmaları var? Yapay sinir ağları. Bakın bunların en büyüğü. Derin öğrenme, deep learning. Şu anda ben de bunun dersindeyim. Yani bayağı derin öğrenme kendi kendine patlayıp giden bir dal oldu. Hatta bunun da alt dalları var artık. Karar ağaçları, decision trees. Doğrusal uyumlama. Logistic regression. Naive Bayes. SVM, Support Vector Machine ve KNN. Şu resimlere de bakıp biraz şey yapmaya çalışalım. Mesela şu classification yani sınıflandırma. Bunun şeyin güzel bir örneği, Sport Vector Machine'in güzel bir örneği. İki tane grup data var. Bunlar ne olabilir? İşte boyları ve yaşları mesela kedilerin atıyorum. Bunu ortadan ikiye bölebilirse bu çizgi, demek ki bu çizgi bunları ayırmayı öğrenmiş. Bu anlama geliyor öğrenme. Ne kadar çok veri, bu çizgi o kadar iyi bunları kesebiliyor. Nereden keseceğini öğreniyor. Arasındaki mesafeye gittikçe artırmaya çalışıyor buradaki. Ya da mesela KNN değil mi? K nearest neighbors. Yeni bir veri geliyor diyelim ki. Yeni bir nokta geliyor. O nokta buraya mı daha yakın? Buraya mı daha yakın? Sonra regression mesela. Bir çizgi oturtmaya çalışıyorsun veriye ki geleceği göresin. Mesela burada gördüğünüz gibi pozitif bir artış var. Bu verilerin üzerine bu çizgiyi oturttuğun zaman şöyle görüntüyü biraz daha taşıdığında gelecekle ilgili karar verebiliyorsun. Ne olduğunu anlıyorsun. Burada ne olabilir? Ev fiyatları, borsadaki artışlar, azalmalar. Her türlü sayısal veri üzerinden bunları yapabiliyorsunuz. Geri gelelim. Bu rehberli. Neydi? Rehber var. Etiket var, veri var. Rehbersize gelelim şimdi. Bu da az öncekinin tam tersi gibi. Kümeleme falan yapmaya yarıyor. Bakalım şu resimden. Veri var. Etiket yok. Kesinlikle. Hani elma mı armut mu söylemiyorsun. Fakat kendisi diyor ki ben burada belli başlı gruplar görüyorum. Hayırdır? Onları gruplara ayırıyor. Zaten bu resimlerde göreceğiniz üzere. Mesela bu daha da çok şöyle gözüküyor aslında. Elma armut gibi değil de. Python genelde bu gibi grafikleri rahat üretir. Ona da değineceğiz. Böyle bir veri topluluğu var. Diyor ki ben bunu sana kaça böleyim? Sen diyorsun ki mesela 3'e böl. Bu sanırım cluster. K means clustering bu algoritması. Bu veri gruplarına diyor ki tamam ben bunu 3'e bölebilirim. Sana ne olduğunu söylemiyor. Sadece burada 3 tane grup var diyor. Rehbersiz. Sen hiç rehberlik etmiyorsun. Sadece veriyi veriyorsun. Yani ne yapmaya çalışıyor aslında? Örüntü bulmaya çalışıyor. Bunu bu arada rehbersiz öğrenme çok aslında büyük bir alan. Neden? Çünkü insan da rehbersiz öğreniyor çoğu şeyi. Aslında dur. Pekiştirmeli öğrenmeye gelirsek onu daha iyi anlayacağız. Neden rehbersizin hepsinin nasıl karıştığını göreceğiz. Pekiştirmeli öğrenme. Veri yok, etiket yok, şey yok. Sadece ödül ceza sistemi var. Diyorsun ki ben senden bir davranış bekliyorum. Ödülü bu.
Go figure it out. Git nasıl bulursan bul. Şu fare örneğine hemen bakalım. Internal state. Farenin aklında bir dünya modeli var. Gördüğü kadar değil mi? Mesela işte duvarları görüyor, köşeyi görüyor. Aklında bir hedef var. Yemek bulayım, acıktım. Yemek bulam yiyem. Değil mi? Basit düşünen tatlı bir hayvan. Bir ödül var. O da ne? Karnım doyacak, mutlu olacağım. Mutluluk ödülü burada değil mi? Bunu maksimize etmeye çalışıyor. Environment yani çevreye bakıyor bu arkadaş. Çevreyi böyle bir deneme yanılmayla öğreniyor. Labirent mesela atıyorum. Bakıyor, yürüyor, 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 yürüyor. Yemeği bulunca o bütün yürüdüğü yollardan bir şey öğrenmiş oluyor. Bir davranış öğreniyor. Diyor ki ben atıyorum %80 sol tarafa dönersem labirentte yemeği bulma şansım daha yüksek. Bu davranışı hafızasına kaydediyor. Ve internal state yani o kafasındaki dünya modelini güncelliyor biraz daha. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu denedikçe deneme yanılmayla bu fare arkadaşımız hiç kimse ona öğretmeden labirentte gezmeyi, kötü şeylerden kaçmayı ve yemek bulmayı öğrenebiliyor. Şöyle de bir örnek gösterdim. Kral gibi çok basit bir örnek. İnsanlar, bebekler, yeni doğmuş hayvanlar. Görüyorsunuz bu arkadaşım birazdan eli yanacak. Burada bakayım makarnalar, şunlar, bunlar. Yapma etme anne baba der. Rehber var tabii ki de. Fakat çocuk bunu kendi öğrenecek. Eli bir kere yanacak. Çok düşük bir reward var burada. Hatta eksi reward var. Nedir? Can yanması. Elini bir daha kullanamama ihtimali. Ondan sonra ağlama. Toplumdan işte dışta bir sürü kötü reward var. Yani neydi? Ödül. Bu çocuk bunu deneye yanıyor öğrenecek. Mesela yürürken düşe kalka. Aslında buna pekiştirmeye değil. Şimdi değiştiremeyeyim. Düşe kalka öğrenme ben demek istiyorum. Düşe kalka öğrenme. Buraya da ne yazmışım? Bu konuyu alanlar görecekler. Bellman denklemi var. Bellman equation. Bütün bu pekiştirmeli öğrenme algoritmalarının temelinde bu var. Şimdi uzaklaşalım. Makine öğrenimi. Genelde bunları tek tek öğrenirsiniz ama gerçek hayatta biz insan olarak mesela da her türlü hayvan için geçerli ya da her türlü öğrenebilen sistem için geçerli. Bunların hepsinin bir karışımı vardır aslında. Hybrid learning, karışık öğrenme. Biraz rehbersiz. Mesela insan atıyorum gökyüzüne bakar değil mi? Ha der yukarıda mavilik var, aşağıda yeşillik var. Bir rehbersiz öğrenme yaptı. Yandan biri der ki o gördüğün gökyüzü aşağıdaki de işte ova değil mi? Ha dersin onlara bir etiket koymuş olursun. Sonra orada yürüyerek, yemek toplayarak, elma toplayarak pekiştirmeli öğrenmeyi koyarsın. Hayatta kalma fonksiyonunu maksimize etmeye çalışırsın. Ödül nedir? Hayatta kalmak, ömrünü uzatmak, daha güzel tatlara ulaşabilmek falan. Rehberli rehbersiz pekiştirmeli bir öğrenme söz konusu. Bu makine öğreniminin bu dalı bayağı derin o yüzden. Girdikçe gireceksiniz, göreceksiniz. Dediğim gibi şu anda derin öğrenme. Bu daha da derinleşiyor gittikçe ve her yerde kullanılıyor. Geri gelelim bilgisayarlı görü. Aslında ben makine derin öğrenimi çok derin diyerek haksızlık ediyorum. Bunların hepsi bayağı derin. Bilgisayarlı görüye gelelim. Evet. Sinyal işleme, cisim, manzara, hafıza sınıflandırma, hareket tanımı, harita çıkarma. Burada kullanılan metodların çoğu gene öğrenme metodları, makine öğrenimi metodları. Fakat bunların yaklaşımı biraz daha farklı. %90 görsel veri üzerine çalışıyorlar. Tabii kimisi ses verisi üzerine de çalışıyor. Sonuçta sesi görüntüye çevirebiliyorsunuz. Dalga boyları, dalga şeyleri, uzunlukları, kısalıkları. Yani sadece görüntü olarak bakmaya gerek yok. Ben bu resmi koydum çünkü arkada sanırım visual cortex, arkada evet visual cortex var L1, L2 diye gidiyor. İnsan beyninin %50'sinden çoğu görmeye çalışıyor. O kadar görme odaklı hayvanlarız ki biz işte ne bileyim diye ağaca baktın, ağaçta elma mı var, ne renk bu elma yenir mi, onu ayırmak, ondan sonra onu almak, alırken elini uzatmak, elini görmek, her şey görsel. İşte predator, ne derler? Avcı. Avcıdan kaçmak, avcıyı görmek. Onu görüp kafanda hayal etmek, görmeden hayal etmek. Hep görsel bir veri akışı var. Şu ikinci resimde convolutional neural networks, yani kıvrımsal sinir ağları. Bu gördüğünüz üzere, az önce gördüğünüz üzere rehberli yapay zeka metodlarından bir tanesi. Görsel şeyler için kullanılıyor. Ve bunun sonucu da şu anda Tesla'mızın, bir sürü şirketin bu gibi, dünya aslında böyle görüyor bu arabalar. Sınıflandırma var burada görüyorsunuz. Bir rehberli öğrenme söz konusu. Az önce demiştim ya size, web sitelerine girerken size yaya geçidi nerede, işte trafik ışığı nerede diyor. O veriler işte arabaların etrafı böyle görmesini güzelleştiriyor. Makine öğrenimi söz konusu ve computer vision yani bilgisayarlı görü söz konusu. Bu da gittikçe derinleşen bir alan. Evet, geri gelelim. Doğal dil işleme. Of. Doğal dil işleme. Siri. Odur, budur. Bunların hepsi GPT-3, birazdan tarih şeyini göstereceğim. Bilgisayar ve insanlar arasında o konuşmayı, dil anlamayı sağlayan, inceleyen bilim dalı. Bu
şöyle benim hoşuma gidiyor. Benim babam da bu arada Fransızca profesördür emekli. Dil, insanı insan yapan en önemli şeylerden bir tanesi. Noam Chomsky'nin hatta böyle şeyi var dil konusunda. Yani insan doğuyor dil anlayabilecek şekilde gibi bir görüşü var onun. Hatta dilin evrensel olduğunu düşünen görüşler var. Yani evrenin neresine giderseniz gidin bir dil var, bir şey var. Bilgiyi bir yerden bir yere aktarmaya sağlayan araç. Çok önemli bir araç. Felsefe bölümünde değineceğim birazdan. Yani siz yapay zeka yaparken bu doğal dil işleme kurslarını alıp algoritma denerken aslında insana dair, bilgiye dair çok kıymetli bilgilere erişiyorsunuz. Yani beyin nasıl çalışıyor, kelimeler nasıl işleniyor falan. Bakın şu örnekten görebileceğiniz üzere mesela ses dalgası, EEG verileriyle bunlar benzerlikleri, ondan sonra kelimeler, yapay sinir ağlarına girip buradan mutlu mu şey mi ne dedi neyin ne anlama geldiğini anlamak. Yukarıya bakalım. Mesela kelimeler arası uzaklıklar. Yürüdü, yürüyor. Kadın, erkek, kral, kraliçe. Neden mesela kraliçe ile kadın yakın falan. Çok genel derin bir bilim dalı bu. Benim şahsen ilgimi de çekiyor. Çünkü insan üzerine bayağı güzel şeyler verdiği için dediğim gibi. Dünyada bunu her yerde görüyoruz. Dediğim gibi Siri, Cortana, Google Now falan. Samsung'un da var bildiğim kadarıyla. Sonra Alexa. Bunlar hep doğal dil işlemenin ürünü. Duygu analizi. Siz Twitter'da bir şeyler yazıyorsunuz. Onları analiz eden şirketler var. Bu adam bu ürünü beğendi mi? Bu adam politik olarak ne düşünüyor? Politik şeylerde, kullanımlarda şey çok yüksek bunun. Evet, devam edelim. Robotik. Robotik şu anda benim içinde bulunduğum dallardan bir tanesi. Ben yazılım mühendisiyim bir şirkette ama dediğim gibi arkadaşımla yandan gecelerimizi gündüzlerimizi şey yaparak robot yapıyoruz. Ve öğrendiğim her şeyi uygulayabileceğim harika dallardan biri. Küçükken oyun mu oyun yapıyordum, şu anda robot yapıp simülasyonda onları öğretip geri getiriyorum. Bunun altındaki şeyler, yani neyi inceliyor hemen bahsedelim. Gördüğünüz gibi yapay zekanın fiziksel kısmı bu. Hayatımızda böyle hayallerimizi süsleyen kısmı aslında. Tamam hani beyin, düşünmek, dil bunlar güzel şeyler ama Hollywood'dan, çocukluğumuzdan beri gördüğümüz şey robottur bizim. Hareket eder, konuşur, düşünür, dünyayı ele geçirmeye çalışır. Sarma sarar değil mi? Büyük hayallerimizden bir tanesi. Bu dalın alt dallarında SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, harita bulma ve yer bulma anında. Ondan sonra plan yapma, yön tayin etme, arama algoritmaları. Bunları mesela Age of Empires strateji oyunu oynayanlar bilirler. Bir yere tıkladığınız zaman o askerin ağaçların etrafından dolaşarak gitmesi falan. Bunlar hep bu oyunlar, hep bu araştırma dalının sonucu, buradan çıkan algoritmaların sonucu. Simülasyonlar. Evet, görüyorsunuz bir robotu yapmak, hemen şuradan ufak bir şey değinelim. Bu bayağı böyle karma karışık bir şey gibi duruyor ama içinde sensörler, bunların her birinin elektrik, elektronik teorileri, bilimleri, şeyleri gittikçe derinleşen bir şey. Böyle bir robotu yapmak hakikaten 6 aylık, 1 yıllık bir süreç aslında. Bunun her parçasını birbiriyle çalıştırmak, efendime söyleyeyim ROS kurdun olmadı, Ubuntu kurdun olmadı, bilmem ne yaptın çip yandı, Raspberry Pi getirdim olmadı. Bayağı heyecanlı bir süreç böyle bir şey yapmak ve en sonunda bu arkadaş aynı bu şekil etrafını görebiliyor. Mesela Intel'in kameraları var. Derinlik algılıyor. Intel RealSense. Ondan sonra etrafını bir haritasını çıkarıyor gezdirerek. Manuel olarak gezdirebilirsiniz. Rastgele de gezebilir. Roomba robotlar gibi. Ve harita çıkarıyor. Yol buluyor. Yer buluyor. Bunlar kolay gibi gözüken aşırı zor problemler. Ben bunları çözmekten keyif alıyorum şu anda. Bir dahaki dala gidelim. Uzman sistemler. Uzman sistemler biraz daha klasik. Yani makine öğreniminde nasıl algoritmayı değiştirmeden yeni veri gelince performans artıyor. Bunda öyle değil. Bunda performans nasıl artıyor? İşi bilen bir abi, bir doktor diyor ki tamam if bir şey then bir şey. Hani bunu eliyle eklemesi gerekiyor. Bir uzmanlık bilgisi gerekiyor. Yani çünkü o zamanlar bu klasik yöntemler olduğunda veri işleme sistemleri bu kadar gelişmiş değildi. Herkesin her şeyi programlarla elleriyle yazması gerekiyordu. Şu anda yazılımla ilgilenen arkadaşlar bileceklerdir. Bizim yaptığımız her şey hemen hemen uzman sistemler. Katı kurallarla yazdığımız programlar. Ifse else bu. Switch statementları, looplar. Hani bunu tekrar et. Bu soruyu bir daha sor. Veriye dayanan bir şey yok. Hani yani kullanıcıdan bir veri geliyor. O veri belli başlı yollardan geçerek bir sonuca ulaşıyor. Bu yolları da sen tasarlıyorsun. Expert systems yani ne demek? Uzman sistemler dediğim gibi. Bir bilgi tabanı var. Mesela doktorlar için bu. Geçenlerde bir kalp şeyle çalışıyordum. Hani kalpteki belli başların oranlarını ölçüyor. Bu bilgi bana doktordan veriliyor. Ben bunu yapay zeka algoritmasına koymama gerek yok aslında. Belli başlı şeyler if 4'ten büyükse böyle olsun, if 2'den küçükse böyle olsun. Böyle böyle sınıflandıra sınıflandıra. Bu da çok güzel. Knowledge Based AI dersinden aldığım bir görsel. İşte düşünme şey nasıl olur bunları inceliyordu. Geri gelelim buradan. Evet.
Dar yapay zekayı gördünüz. Bunların hepsi de bu arada birbiriyle iç içe çalışan şeyler. Evet, hayatınızı belki bir konuyu çok derinlemesine inerek şey yapacak geçireceksiniz ama birini öğrenince hep öbürlerine değinmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela robotu ben keyifli buluyorum. Çünkü içinde her şey var. Doğal dil işleme, yani bir robot etrafını duymasın mı? Bir konuşmasın mı bize? Konuşsun. Aa, öyle şey mi olur? Değil mi? Doğal dil işleme, bilgisayarlı görü, harita çıkarma, yol bulma, şey etme. Bir de yani robotik derken hani insan da sonuçta bir robot. Hani canlı manlı diyoruz da neye göre canlı, değil mi insan? Mekanik bir şey. Biz bir hayvanız mekanik. Ellerin hareket etmesi var. Görüyorsun, şey yapıyorsun. Bu konulara girdikçe insanın kendine bakışı da daha bir değişiyor. Ben bundan şahsen keyif alıyorum. Hani doğadaki yerini anlıyorsun. Mesela birden fazla robotla çalışmak, değil mi? Robotları siz görmüşsünüzdür. Dronelar mesela havada bir şekil yapabiliyorlar hep beraber. Onlar birbirleriyle çalışıyorlar. Bir kuş kümesi gibi. Ya da Boston Dynamics'in robotları. Beraber gelelim, halay çekelim. Ne bileyim, dans edelim. İp atlayalım. Seksek oynayalım. O bir araya gelince ortaya çıkan belli başlı davranışlar var. Bunları inceliyorsun. Bunları simüle ediyorsun. Ve doğa hakkındaki gerçeklere ulaşıyorsun. Mesela karıncalar bir araya gelip nasıl ev yapıyor? Adamların kim söylüyor bunu ev yapmasını, değil mi? Bunları işte Harvard Üniversitesi'nin bazı deneyleri var. Başka yayınlarda şeylerde görüşürüz, konuşuruz. Emerge oluyor, zuhur olan davranışlar var bunların böyle. Uzaklaşalım. Evet, dar yapay zeka. Şimdi bayağı bir aslında tarihine de değindim ama ben size şöyle ufak bir zaman çizelgesi göstermek istiyorum. Bakalım buradan 1642'den başlıyoruz. Şöyle bir zaman çizelgemiz var dediğim gibi. Hesap makinesi. 1642, bundan 300 küsur yıl önce Blaise Pascal, hatta Pascal diye bir programlama dili var. O bu abimize ithafen yapılmıştır. İlk hesap makinesi, mekanik, tıkır tıkır dönerek orada hesaplıyor. Aslında bu arada tam göstermedim ama bundan daha önce presokratik dönemlerde bile düşünülmüş şeyler var. Mesela Yunanlıların Talos diye bir robot fikri var. 2500 yıllık bir robot fikri. Talos. Hatta oyunda vardı bir tane, Talos Principle diye. Talos ismi oradan geliyor. Yani eski Çin'de, sanırım M.Ö. tarihlerde böcek robotu yapan tahtalardan bir adam vardı mesela. Böyle böyle şeyler var. Onları buraya sığdıramadım. Sonra başka şeylerde robotiğin tarihi şeyinde mesela inceleriz onları. Evet. Şöyle devam edelim. Hesap makinesi. 1642. Geri gel. 1837 ilk programlanabilirlik. Charles Babbage ve Ada Lovelace. Ada diye de bir dil var. Hatta Ada tarihteki ilk kadın programcı olarak da biliniyor. Bu harika bir olay. Günümüze zaten hanım arkadaşlarımız da endüstriye katılıyorlar, güç katıyorlar her şeye. İlk programlanabilirlik. Bu gördüğünüz gibi dikiş makinesi gibi bir şey aslında ama bunun altında o yatan fikir, o soyut fikir, bu harika bir gelişme. Bu neyin önünü açıyor? İleri geliyoruz. 50'lerde Turing'in bu fikirleri almasına yol açıyor böyle şeyler. Alan Turing harika bir matematikçi biliyorsunuz. Şu aşağıda gördüğünüz makine sanırım film setinden bir alıntı. Çünkü Turing makinesi aslında daha hipotetik şey bir makine, hayali bir makine. Ama gerçekte de taklit edilebiliyor. Turing makinesi var. Yani şey, doğadaki hesaplanabilecek her şeyi hesaplayabilen bir hayali makine türü. Turing testi de, yapay zeka olduğu için konumuz Turing testine değinmemiz daha önemli. Turing testi de filmden şuradan bunu izleyenler bilirler. Ex Machina olsun, şu olsun. Robotla konuştuğunda, robot diyelim ya da bir chatbot da olabilir. Konuştuğunda onun robot olduğunu anlayıp anlayamama testi. Eğer robot seni kandırabiliyorsa Turing testini geçiyor ve sen onu zekidir diye sınıflandırıyorsun. Bilinci vardır diye sınıflandırabilirsin. Çünkü sonuçta biz bir de kendi bilincimiz olduğundan eminiz bir seviyeye kadar. Başkalarının bilinci olduğundan ben emin değilim. Her şey benim hayalimde gördüğüm bir şey de olabilir. Ben asla bilemem. Eşim, kedilerim, şeyim, değil mi? Ben bunları kafamda yaşıyor da olabilirim. Turing makinesi işte, Turing testi bu sorulara çok güzel değiniyor. Devam edelim. 1955 yapay zeka kelimesinin teriminin çıkışı. Marvin Minsky, Claude Shannon, McCarthy ve Rochester. Burada Minsky ve Shannon isimleri çok önemli bence. Hele Shannon. Claude Shannon bilgi kuramı, bilgi teorisi alt dalını bulan abimiz. Nasıl buluyor? Şey, bilgi teorisi derken hani bilgisayar diyoruz ya, bilgi hakikaten sayılan bir şey aslında. Bizim aklımız öyle gelmiyor. Mesela arabayı nasıl sayacaksın abi? Hani o kelime nedir? Adam kelimelerin sayılabileceğini, bilgi nedir? Bir kelimede ne kadar bilgi var? Mesela Morse alfabesi, değil mi? Bir cümle söyleyeceksin. Morse alfabesi onu göndermek nasıl? Onu nelere bölmen gerekiyor? Birlere, sıfırlara bölmen gerekiyor. Uzunlar, kısalar falan filan. Bunu nasıl transfer ediyorsun? Kablo gerekiyor, elektrik gerekiyor. Bunu ölçebiliyorsun böyle olunca. Yani bilginin yaktığı bir elektrik var aslında. Bilginin, anlatabiliyor muyum? Harika bir şey dalı bu aslında. Bu Claude Shannon'ın bilgi teorisi.
bilgi nasıl enkod ediliyor? Yani mesela resim. Resmi nasıl sen bilgisayara anlatacaksın? Resim nedir mesela? İki boyutlu bir matristir değil mi? Bu hafıza nasıl tutuluyor? Elektrik devreleri üzerine tutuluyor. Nasıl? Transistörler var, şey var. Ne? Resim yer kaplıyor doğada. İlginç bir şey. Resim. Resim diye bir kavram yok halbuki. Biz gördüğümüz için biz resim diye hani kendimiz aktarmak için onu çıkarmışız insanoğlu olarak. Tablolar mablolar çiziyoruz. Bilgisayar ne yapacaksın? Açık fırçayla çizemezsin. Bunu nasıl tutacaksın bilgisayarda? Shannon işte bu gibi konuları deşiyor. Resmin boyutu, transfer edilmesi, bölmeler, etmeler gibi. DNA mesela bak. Oradan buraya bakabilirsin. DNA ne yapar? Bilgi saklar. Bilgi transfer eder, bilgi saklar. Bilgi transfer. Ondan sonra işte evrimle şeyler hep bir bilgi transferi, bilgi transferi. Gezegenlerin dönüşü falan. Harika konular bunlar. Sonra değineceğiz daha da. Yapay zeka terimi. 1964 Eliza. Turing testinden bahsetmiştik. Şu gördüğünüz chatbot'ta ki böyle bir şeyde yapılmış bu. Şey, Telex makinesi gibi. İlk Turing testine meydan okuyan test. Bence yani ilginç, harika bir şey. Devam edelim. 1964, 1966 robotlardan bahsediyoruz. MIT'nin neydi? Dünyadaki bütün elektrik, elektronik gelişmelerinden paraların %14'ü MIT öğrencilerine gidiyormuş. Harika bir şey. İlk kez etrafını görebilen, ses duyabilen, yürüyebilen, hani robot anlamında bir robot. Shaky, MIT'nin. Ha, dediğim gibi bunlardan önce robotik denemeleri vardı. 1900'lerin başında, hani 1910 muydu neydi? Westinghouse'un mesela bir robotu var. Motoman ismi. Böyle içinde bir tane plak var. O plaktan ses okuyabiliyor. İşte bir mikrofonu var. Oradan bir ses gelince o titreşime göre bir tane plaktaki yeri çok çılgın şeyler yapmışlar. Ama bu hani en modern hallerinden bir tanesi. Kış mevsimi. Şimdi bütün bu gelişmeler oldu. İşte kağıtlar yazılıyor. Yapay zeka diye bir şey var. Şöyle olacak, böyle olacak. Minsky, sanırım Minsky'di bunu yapan. Mesela yapay sinir ağları var, tamam mı? Perceptronlar. Böyle böyle bunlar şeyler, işlem birimleri. Görmüşsünüzdür sanırım resmini. Hani böyle birbirine bağlılar. Bunların exclusively or diye bir işlem var. Hani and, or, xor falan şeyleri var ya. Not, ve, veya, değildir gibi mantık işlemleri var ya. Yapay zeka bunları öğrenebiliyor. İki tane şey, üç tane şey biliyorsun. Ve fonksiyonunu öğreniyor, veya fonksiyonunu öğreniyor. Ama XOR, exclusively OR fonksiyonunu neural networklar öğrenemiyor bir türlü. Yetmiyor. Ondan sonra ne yetmiyor? Algoritmalar harika, fikirler güzel. Bilgisayar yok bunu işleyecek. Data diye bir şey yok ortada. Tek data nerede var? Üniversitede iki tane kütüphanenin kocaman bilgisayarın içinde var. Değil mi? Yani öyle olunca yatırımcılar bakıyor. Siz bunları anlatıyorsunuz da bunlar herhalde hikaye. Siz bilim kurguyla yapıyorsunuz diyor. Yatırımı kesmeye başlıyorlar. Başlıyor kış. Buradan ben bu abileri koydum. Bu çok büyük hayal kırıklığıyla sonlanan harika bir dizi. Buradan da onları da bir anmış olalım. Evet. 73'te ve 73'te bu grafik düşüyor. Yatırımlar düşüyor. Ondan sonra bir 20 sene daha yapay zeka olayının yüzü gülmüyor. Ta ki 80'lerin sonuna, 90'ların başına kadar işin peşini bırakmamış birkaç baba yiğit. Diyorlar ki bir dakika ya, biz artık para kazanmak zorundayız. Ben zaten üniversitede hocayım. Ben bu araştırmalara devam edeceğim arkadaşım diyor. Uğraşıyorlar. Çat. Çat dedik, gitmedi. Evet, uğraşıyorlar. Ve 97 yılında dünyada böyle bir yankı geliyor. Gary Kasparov abimiz bir makine tarafından yeniliyor. Elleri kolları olmayan, hiçbir şey, hiçbir özelliği olmayan neredeyse. Dünya satranç şampiyonu, yani dünya bir şey şampiyonu bir makine tarafından yeniliyor. Bu fikir insanların aklına ilk kez kanıtlı bir şekilde giriyor. Deep Blue algoritmasıyla. Sonra önünü alabilene aşk olsun. Bir de o aralar 97. İnternet başladı. Tabi Google yok ama hani Yahoo var, bir şey var. Netscape yeni icat ediliyor. İnternet az buçuk her üniversiteye girmeye başladı. Ve vakit geçiyor. 2000'li yıllar. Bilgisayar teknolojileri gelişti. 3 boyutlu oyunlar var. Quake 2 oynuyorsun. Indiana Jones oynuyorsun. Bilmem neler. Ekran kartları. Ev bilgisayarları yayıldı. Oyuncaklar gelişiyor. Bu gibi arkadaşlar hayatımıza girmeye başladı. Akıllı robotlar, kamera teknolojileri gelişti değil mi? Kameralar küçülmeye başlıyor. Telefonlara kamera eklenmeye başlıyor. Birdenbire bir artış var. 2009, Google zaten hayatımıza girdi 2009'da. Dünyanın bütün verilerini organize etmeye başladı. Verileri organize etmeye başladı. Bakın burada harika bir şey var. Facebook işe başladı. Instagramlar, işte fotoğraflar artmaya başlıyor. Herkes bir şeyler çekiyor, koyuyor. Herkes internet diye bir yerde birdenbire bilgi yığılması başlıyor. Oraya geleceğim. Google otonom araçları ilk kez sokağa çıkarıp deniyor. LiDAR teknolojisi gelişmiş. Sokaklar temiz.
ve şehir trafiğine çıkarıyor. Sağdaki adam da Google derken Google Waymo isimli şirketle çalışıyor. Buradan logosunu görebilirsiniz. Waymo hala da bu işi yapıyor bu arada. Hala bu algoritmayı geliştiriyorlar. Bu abimiz de Sebastian Tran, bu şirketin co-founder'larından biri ve benim geçen sene robotik öğretmenlerimden bir tanesiydi. O yüzden koyayım dedim buraya. Bayağı harika bir Alman bir abimiz. Harika bir bilim insanı ve harika bir yatırımcı, harika bir girişimci. Elon Musk gibi. Devam edelim. 2011 bilgisayar zekasını dünyaya kanıtladı. Jeopardy diye burada bir oyun var. Çarkı felek gibi değil de bir kelime oyunu. Orada Jeopardy'nin şampiyonlarına karşı bir bilgisayarı koydular. IBM Watson'ı. Ve adamlar yenildiler tabii ki de. Bu arada bu abimiz de geçen hafta rahmetli oldu. Sunucusu adını unuttum şu anda. Şimdi ben burada şu resmi de koydum. Neden? Bakın. IBM Watson şöyle bir şey. Devasa bir makine. Çok ağır bir çok güçlü bir bilgi işleme sistemi. Ya aslında burada birazcık adil değil bunu karşılaştırmak. Bu adam Gary Kasparov da öyle. Gary Kasparov sonuçta yani satrançının kralı. Belki 20-30 hareket sonrasını görebilir. Ben çok satranç şeyi değilim. Ama insan hani şey kısıtlı kognitif kapasitesi değil mi? 20-30 hareket sonrasını görebiliyor. Bu makine kaç hareket sonrasını görebilir? Bu makinenin bütün dünyanın veri tabanlarına erişimi var. Yani o yüzden hani burada iki tane ne bileyim 20 yıldır bir şey okumuş, yazmış, çizmiş insanla şu dünyanın bilgisini taşıyan koca makine pek bir değil. Ama ne sonuç olarak medya olarak bayağı bir şey oldu bu iş. Devam edelim. 2011. 2014'ler telefonlarımıza bizi rahat rahat anlayan sistemler dahil oldular. Bak bu arada şey görüyorsunuz. Doğal dil işlemelerde kullanılıyor. Bilgisayarlı görü nerede kullanılıyor. Makine öğrenimlerde kullanılıyor. Devam ediyoruz. 2017. Satrançta yendin. Tamam. Jeopardy'de yendin. Dünyanın en zor oyunu olarak bilinen Çinlilerin eski bir oyunu. Go oyununu da yeniyor artık. Bunun hatta Netflix'te çok güzel bir belgesel var. AlphaGo diye tavsiye ederim. Şu adam hani artık nasıl stres oluyor orada görüyorsun. Sigara içiyor, çıkıyor filan. Biraz da bir rezil olmuşluk var. Yani bayağı adamın onuru filan inciniyor. Sanırım 3'e 2 yeniyordu makine. Hani adam ya da 3'e 1. Adam en azından bir oyun kazanıyor. Çok harika bir algoritması şey de var bunun. Evet devam ediyoruz. 2020 GPT-3 çıktı geçen haftalarda biliyorsunuz. Geçen aylarda. En gelişmiş dil modeli artık. Adama diyorsun ki bak böyle kodlar var. Sana ona benzer kod yazıyor. Makale veriyorsun, özet çıkarıyor. Tweetleri veriyorsun, tweet atmaya başlıyor. İşte ne bileyim, resim veriyorsun, oradan resim türetiyor. Böyle kaç bilmem kaç milyar dolarlık bir yatırımın ve birkaç milyar parametrenin train edilmiş hali. Harika bir şey. Ve artışı da buradan görüyorsunuzdur. Exponential bir artış var, böyle de artacak bu. Devam edelim gençler. Tarih bu kadardı. Çalışma alanlarına girelim. Bu arada vakit nasıl gidiyor ben sanırım. Evet. Bitireceğim az kaldı. Kusura bakmayın. Çalışma alanları her şey her yer. Ben acayip iddialıyım bu konuda. Bir gıdım yaratıcılık olsa her yerde iş bulabilir. Ticaret, finans, tıp, hukuk, psikoloji, tarih, edebiyat, diğer nice bilim dalları. Neden? Verinin olduğu her yerde zeka vardır. Yapay zeka olabilir. Veri bilimi vardır. Yani hep bakkal örneği veririm. Bakkal abi 3 tane cips satıyorsun sen. O cipsleri her gün kimin aldığına bak. Yaşları ortalamalarına bak. Cinsiyet ortalamalarına bak. Bir istatistik çıkıyor zaten ortaya. Sen bunları al bir grafiğe dök bir çizgi çıkacak. Bu çizgiye göre de ki okey ben haftaya ketçaplı çitos çok satmayayım. Çünkü satmıyor. Hani bunu tabii ki de insanlar akıllarından yapıyorlar içgüdüleriyle. Ama zaten aynı şey bu. Bilgisayar yapsın sen hata yapma ihtimalin var. Bu adamın hata yapma derdi yok. Data yalan söylemez. Sen ver datayı ona bir şekilde temsil edip tabii. Finansta da öyle. İşte borsanın inişleri çıkışları. Sen al otomatik sat. Hukuk. Ne bileyim yasaları tara. Oradan doğal dil işlemeyle o yasaları bir şekilde reprezent et. Onları bir algoritmaya besle. Belki de davaların sonucuna işte öneri olabilir. Psikoloji. Beyinden data ölçüyorsun. EEG'ler şeyler. Alfa, teta, beta wave'leri var. Onları ölç. Hatta zaten öyle şeyler var. Takıyorlar buraya. Adam düşünüyor oradan el kalkıyor. Robot eli kalkıyor. Harika şeyler. Tarih. Tarihsel olayları sıraya koy. Simülasyonlar yap. Age of Empires'lar, Rome Total War'lar bilmem ne. Bunları dene. Reinforcement Learning'le dene. Savaşların sonuçlarını gör. Oradan sonu yok yani. Çalışma alanları her yer arkadaşlar. Akademik, uygulama ne istersiniz? Eğitim. Nasıl öğreneceğiz bunu peki? Ne yapacağız? Şimdi yapay zekanın güzel yanı çok geniş bir bilim dalı. Her yere değiyor, her yere el yetiyor. Matematik, istatistik, edebiyat, felsefe ne isterseniz. Yani sizi ben birazcık da o yönden sevdim. Ben yazılım mühendisiydim. Beni daha da bir bilim insanı yapıyor şu anda. Bu harika bir yolculuk. Ne gibi matematik gerekiyor ona değinelim.
Bu konuda ben videolar şeyler de yapmak isterim. Evet, lisede hocam ne işimize yarayacak dediğimiz her parça matematik yapay zekada çok lazım oluyor. Öyle böyle değil. Bunu keşke daha genç arkadaşlar izleyebilse söylesem. Ne olursunuz lisedeki türevi, integrali, olasılaştırmaları çok dikkat edin. Çünkü çok işe yarıyor. Ne bileyim mesela bir fonksiyon, bir grafik çıkıyor. O grafiğin minimumunu bulmak istiyorsun. Nasıl bulacaksın? Türevini ala ala o şeyin eğrinin minimuma doğru ilerliyorsun falan. Ya da işte integralle onun alanını bulup oradan başka bir formüle varmalar. Lineer cebir, kalkulus, olasılık. Bakın şu formüllerde görebiliyorsunuz. Mesela hatta bu şey. Bu hatta Bayes, şu sağdaki şey. Bayes'in olasılık formülü. Bu nedir? Olma ihtimali nedir? Verilen dataya bakılarak bunun olma ihtimali nedir mesela? Bu bir yapay zeka algoritması. Naive Bayes. Az önce görmüştünüz. Bakın matrixler, grafikler, üzerine şey çizgi oturtmalar, matrix transformasyonları. Ondan sonra çizgi teorisi, graph theory, tamam mı? Bu matematik objelerini nasıl tutacaksın? Bunlar arasındaki bağlantı nedir? Zaten yapay sinir ağları bu. Her bir nöron bir işlem birimi. Onlar birbirine bağlanmışlar. Bunları uzaktan bakınca matrixlerle ifade edebiliyorsunuz. Yakından bakınca da onların hepsi bir fonksiyon, bir eğri, minimumun bulması gereken, türevin alınması gereken bir şey. Yani size bir matematik açısından harika perspektif katacak bir şey. Bu konulara ben şey yapmanızı öneririm. Devam edelim. Programlama. Tabi şimdi bunları öğrendiniz. Teori iyi güzel. Bunları bir bilgisayara anlatmak lazım. Bir çalıştığını görmek lazım. Buradaki en baba diller Python'dur. Sonra da C++'dır. Library'ler, kütüphaneler, framework'lar şu aralar iyice arttı, hızlanıyorlar. TensorFlow, PyTorch. Ben şu anda ödevim için hatta PyTorch kullanıyorum. Çok keyifli, çok güzel. Neural network koymanızı, şey yapmanızı çok kolaylaştırıyor. Neden Python? Hatta bu şeyin cevabı. Abi yazılım öğrenmeyi nereden başlayabilirim? Python'la başlayabilirsin. Anlaması kolay, yazması kolay. Çok böyle hani kılçıklı bir dil değil. C++ gibi birazdan bahsedeceğim. Ve de Python'daki kütüphaneler NumPy, SciPy dünyanın hiçbir yerinde yok. Bütün dünya bilimini bu kütüphanelerle yapıyor. Yani bu kütüphanelerde hani yanlış sonuç veriyor olsa mesela NumPy'daki bilmem ne vectorization operasyonu çoğu şeyin sonucu yanlış çıkmış olabilir. Tabii yani insanlar onu deneyip yanılıp toparlıyorlar. Hani bilimde böyle çıkan bir yanlış kalmaz ortada. Biri gelip üstünü kapatır onu, düzeltir. C++'da üretime geçtiğiniz zaman Python'da yazdığınız her şeyi alıp C++'da yazıyorsunuz. Makineye yakın, hafızayla arası çok iyi, kuralları sımsıkı, hatasız çalışan sıkı programlar C++ öğrenen o yüzden her yerde iş bulabilir ve zor zeminde koştuğu için her programlama diline de geçebilir. Devam edelim. Felsefe, işin en keyifli kısımlarından bir tanesi. Şimdi yapay zeka bir bilgisayar bilimi dalıdır. Sadece hani yazılım mühendisi, programlamacı olup da işin içinden de çıkabilirsiniz ama çok fazla soru sorduruyor bize, çok güzel. Bahsettiğim gibi robot yapıyorsun. Sen diyorsun ki robot etrafı böyle görüyor, hata yapıyor. Demek ki ben de hata yapıyor olabilirim. Bilinç nedir? Nasıl olur? Bu robot nasıl düşünecek? Düşünmek nedir? Ne demek düşünmek? Ya da işte bilinç sayılır mı mesela? Bu bayağı felsefi bir şey. Kaç bin yıl oldu hala anlatabilen yok. Hindular bir şey diyor, onlar bir şey diyor. Başkası bir şey diyor, Sam Harris başka bir şey diyor. Bunları düşündürtüyor. Bunların üzerine kitaplar okuyabilirsiniz. Ben bu aralar Yunan felsefelerine şeylerine bakıyorum. Bir tane temel kitabım var. Ama Alman felsefeciler var. Say say bitmiyor adamlar. İngiliz filozoflar say say bitmiyor. Zaten matematikçilerin şeycilerin çoğu da hep Alman İngiliz aslında. Yunanlar temel atmış. Almanlar almış oradan. Einstein şeyleri bilirsiniz. Bilgi nedir, nasıl elde edilir? Sonuçta siz yapay zeka alanında olan gençler olarak deneysel bir alandasınız aslında. Hani tam oturmuş bir şey yok. Kağıtlar okuyacaksınız, makale okuyacaksınız. Makale nedir? Bunlar nasıl yazılıyor? Falan gibi baya böyle akademik bilimsel konuları anlamanız, öğrenmeniz gerekecek. Deney nedir? Neden böyle yapılıyor? Falan. Evet, baya felsefik güzel konular var burada. Benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Ve sunumumun sonuna gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Umarım size şu yarım saat sanırım içerisinde yeterince bilgi verebilmişimdir. Çok teşekkür ederim. Ali Bey, ben teşekkür ederim. Gerçekten çok ve çok çok dolu dolu bir sunumdu. Yani aldığım çoğu kurstan daha ufuk açıcı. Yani felsefe kısmına da gelince çok ufuk açıcı. Ve hepsini bu yarım saat içine sığdırabilmeniz çok daha güzeldi. Bunlar için ben tekrardan bir teşekkür ediyorum. Sonra sunumla alakalı ve genel olarak yapay zeka ile alakalı da sorularım olacak ama Amerika'dan soru sormamak tabii ki olmaz, Amerika'dan bir konu kalmışken. Öncelikle Amerika maceranız nasıl başladı diye bir sormak istiyorum ben. Biraz tabii şans eseri bu. Ben Bursa'da Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite sınavında pek iyi yerler tutturamadım. Yani ilgimle alakalı olmayan yerlerde. Ailem dedi ki oğlum istersen bir sene bekle. Hani sonuçta seçeceğin meslek çok önemli. Ben o sene akıllandım. Dedim ki ben istediğim şeyi seçmek zorundayım. Gerekirse 3 sene alsın. Tam da o arada benim dayım buradadır, kendisi 20-30 senedir. Dedi ki Ali gel ben sana ilk dönem yardımcı olayım. Sen burada çalışıp yolunu bulursun.
Ve yardımcı oldular bana. Benim bir okula kaydımı yaptılar. Ben o zaman bilmiyorum etmiyorum. Tamam olur dedim. Böyle bir başlama oldu. Bir sene Türkiye'de kaldıktan sonra Amerika'ya geldim. Burada bir sene gemicilik okuluna gittim. Oradan sonra kendi bilgisayar bilimleri okuyacağım okula transfer oldum. O ara İngilizce matematik temel dersleri almıştım zaten okulda. O yüzden sorun yoktu. Böyle oldu bu Amerika'ya gelişim. Sonra işte çalışmaya başladım burada. Biraz hani yolumu kaybeder gibi oldum birkaç sene. Sonuçta hani para kazanmak gerekti. Çünkü F1 öğrencileri, gelecek arkadaşlara da söyleyeyim. F1 öğrencilerinden iki kat para alıyorlar çoğu okul, her okul hatta. Yani devletin 3000 dolarlık basit bir okulu size 9000 dolara patlıyor. Bir senede bu 20 bin dolar ediyor. Bunu ödemek zor olduğu için hani zor dönemler geçirdim aslında. Ama böyle bir geliş maceram var. Anladım. Çok güzel, hızlıca özetlediniz. Amerika'da şimdi okuduğunuz bölüme doğru gelmek istiyorum. Computer Science okumuştunuz. Computer Science eğitiminizin içinde neler var diye soracağım ama bu soruyu şöyle açmak istiyorum. Örneğin Türkiye'de bilgisayar bilimleri diye bir bölüm yok ama bilgisayar mühendisi, bilişim sistemleri mühendisi, yazılım mühendisi gibi bölümler var. Türkiye'de bu bölümler arasındaki temel farkı da aslında içinde donanım eğitiminin olup olmaması yaratıyor. Mesela biz bilgisayar mühendisliğinde biraz donanım eğitimi de alıyoruz. Ama yazılımda daha çok yazılım eğitimi veriliyor. Ve aslında bilgisayar mühendisliği öğrencilerin de çoğunun yönelmek istediği alan yazılım oluyor. Şimdi bunu Amerika perspektifinden sormak istiyorum. Computer Science'da da bu bölümlerin, yani Computer Science'a bu bölümlerin hepsinin karışımı diyebilir miyiz? Yoksa daha yoğun olarak verilen bir alan var mı? Ve de genel olarak Türkiye-Amerika kıyaslamasında şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki öğrenciler şunları yapsa uluslararası alanda daha rekabetçi olabilir diyebileceğiniz tavsiyeleriniz var mı? Var. Computer Science ikisinin karışımı aslında gerçekten dediğin gibi. İlk iki sene zaten hemen hemen hepimiz temel core dersler alıyoruz. Programlama 1, programlama 2. Bilgisayar mimarisi. CPU nedir, işlemciler, ekran kartı nedir, işletim sistemleri, işte paralel işlem yapma nedir, nasıl Linux'lar, şunlar bunlar nedir, web design, bilmem ne, algoritma ve veri yapıları, değil mi? Bunlar hemen hemen herkes alıyor. Son iki senede de genelde bir alanda yönelmek için ders seçebiliyorsun. Bilgisayar bilimleri genel olduğu için sen diyorsan ki ben hardware ile donanımla uğraşacağım, donanım üzerine dersler alıyorsun okulda eğer varsa. Diyorsan ki ben işte yazılım üzerine gideceğim, işte web design 2, programlama 3, bilmem ne 4 derken yani öyle seçebiliyorsun. Ha, bazı okullarda burada da computer engineering var. Ama CS diye geçiyor genelde. Computer Science, evet. Genel bir dal yapmışlar öyle. İkinci soruna geleyim hemen. Ne tavsiye ederim? Sanırım yazılımı yapıp şey yapması, dağıtması daha gelir olarak ve giriş seviyesi olarak kolay olduğu için ben onu tavsiye ederim. Sonuçta tabii ki de donanımla uğraşın, çip yapın, ne bileyim bayağı şey. Ama mesela para kazanmak için yazılım bence daha hızlı bir yöntem. Çünkü yapıyorsun, internete koyuyorsun, indiriyorlar, ne bileyim geliştiriyorsun, 100 kişi üzerine çalışabiliyorsunuz. Portfolyoyu geliştirmekte fayda var bence yazılım projeleriyle. Robot falan da yapıyorsanız o zaman bir şekilde onları internete koymanız lazım göstermek için. Resim mi çekersiniz, üretip satar mısınız, seri yatırım mı ararsınız? Fiziksel şey biraz daha zor. Alması zor. Mesela benim robotum binlerce dolar sürdü arkadaşımla. Parça oluyorsun, lehimliyorsun günlerce. Ben program yazıp onu yürütmek istiyorum. Lehim tutmamış. Hani böyle fiziksel dertleri var, anlatabiliyor muyum? Ya da işte bayağı bir girişi zor yani. Türkiye'de mesela Raspberry Pi daha pahalı. Çok teşekkür ediyorum. Amerika'da ve Türkiye'deki eğitimi de güzel bir şekilde karşılaştırdığımızı düşünüyorum şimdilik. Eğitimden sonra tabii sıra çalışma hayatına geliyor. Fakat asıl çalışma hayatına geçmeden ve bizi de çok yakından ilgilendiren bir staj konusu var. Siz nasıl stajlar yaptınız ve en önemlisi Türkiye'den Amerika'da staj yapma şansımız var mı? Böyle örnekler gördünüz mü? Nasıl yapabiliriz? Bunu sormak istiyorum. Türkiye'den Amerika'da staj yapan görmedim. Buraya öğrenci olarak gelip burada staj yapan birkaç arkadaşım var. Hatta Google'da yaptı kendisi, Tolga diye. Bu var. Staj, acı olan şu, staj için bile deneyim gerekiyor aslında. Evet. Ben staja girdiğimde portfolyomda oyun moyun vardı en azından. Ve ben staj için birilerini işe aldığımda yaptım, hani mülakatlar yaptık genç arkadaşlara. Sonuçta işe alacağın insanın senin için bir şeyler yapabilmesini istiyorsun. Hani projeyi bir handle edebilir mi? Front end biliyor mu? Back end biliyor mu? O yüzden bir bakıyorum. Ödevlerden daha fazla bir şey yapmış olmanız lazım. Çünkü sizin aldığınız eğitimi sizle beraber bir 500 kişi okulda alıyor zaten standart bir şekilde. Sizi evet. Onlardan ileri atan, sizi farklı kılan akşamları ne yaptınız? Onun üzerine koydunuz. O ödevi yaptın, doğru. Herkes yapıyor az buçuk. Tamam, belki en iyi notu da almış olabilirsin ki bu harika bir şey bu arada. Bir şey tam yaptığını gösteriyoruz ama konuya ekstra ilgi gösteriyor olman lazım bence. Staj işinde bu gerekiyor. Bu adam konuya ilgili diyorlar. Bu adam boş durma, fazladan bir şeyler yapmış diyorlar. Hobileri neler, ne yapıyor yani, anlatabiliyor muyum? Belli bir background'ımız olması gerekiyor yani. Evet, peki şunu sormak istiyorum. Bu arka plana baktığımızda tabii ki okuldaki bilgilerden fazla bir bilgimiz olması gerekiyor. Bunu da aslında Türkiye'deki öğrenciler
kurslarla falan kendilerini geliştirip ilerletmeye çalışıyor ama şu anda yapay zeka alanından baktığımızda Türkiye'de daha çok işe girebilmek için mutlaka bir proje yapmış olmanızı istiyorlar. Proje yapmak da yapay zeka alanında şöyle bir probleme yol açıyor. Bütün konuyu bilmeniz gerekiyor aslında proje yapabilmek için. Hani evet. Data science'ı bir noktaya kadar öğrendim, sonra proje yaptım gibi bir şey olmuyor. Bütün yol haritasını bilip sonra proje yapmanız gerekiyor. O da insanları aslında biraz korkutuyor iş bulamama konusundan dolayı. Amerika'da da background beklenirken böyle bir hani proje gereksinimi mutlaka oluyor mu? Yoksa sadece konuları bildiğinizi göstermek, o testi çözebilmek, yani bir mülakat yapılıyorsa o mülakatı halledebilmek yeterli oluyor mu? Projenin kralını da rezümene koymuş olsan, mülakatta eğer o programlama sorularına takılıyorsan genelde seni bırakıyorlar. Çünkü çözebilenleri alıyorlar. Daha bir güvenilir oluyor. Ben şahsen mesela gıcık kaparım onları. Çünkü sen birdenbire orada seni terletiyorlar. İş hayatı da böyle değil. Sen durup dururken birdenbire işte array'leri tersten sort edip bilmem ne yapıp bilmem. Böyle bir şey asla yapmıyorsun. O an aklına gelmiyor. Yani bayağı ÖSS'ye hazırlanmak gibi bir antrenmanlı olman gerekiyor. Benim de öyle oturup soru çözecek vaktim yok. Ben projeler yapmışım. GitHub'ıma gir bak mesela, değil mi? Orada sosyal medya var kocaman. Yani bunu yapabilmişim. Proje çok kıymetli. O soruları da geçebilecek hale gelirseniz daha rahat olur tabii ki de. Yani özgüven değerine gelir zaten. Şimdi stajdan sonraki iş hayatına gelmek istiyorum. Çünkü sizin iş hayatınız direkt yapay zeka ile başlamıyor aslında. Okulda yok. Yapay zeka direkt başlamıyor ve programlama alanında çalışmaya başlıyorsunuz. Bu da bir alan değiştirdiğinizi gösteriyor. Ona da geleceğim ama ilk başta web programlama alanında çalışmaya nasıl ve neye göre karar verdiniz? Bir bunu sormak istiyorum. Ve de stajınızda da web programlamada mı çalışmıştınız, web programlama alanında? Ben başta web programlama işi istiyordum. Hani web design, site yap, geç falan sanıyordum. İşte görsel şeylerde iyiyim ben. Hani hoşuma gidiyordu, böyle logo koy, bir şey koy. Sonra içine girince onun bir yazılım mühendisliği türü olduğunu anladım. Yani bayağı mühendislik yapıyorsun. Server kuruyorsun, işte database'ler, oradan işte API'ler geliyor gidiyor. Frontend'de çok karmaşık bir işte mantık var falan. Benim hoşuma gitti bu. Çünkü ben bir şeyler yapmak istiyordum. İşte okul kayıt sistemi, bilmem ne chat application'ı, işte yeni bir sosyal medya türü. Bunları yapmak için kurslar aldım online internetten $10-15. Ve bunların hepsi size web teknolojilerini öğretiyor. Amazon'a bunu kurun, Node.js kurun, bilmem ne kurun, JavaScript'te şu kütüphaneyi öğretiyor falan. Ve ben application yapabilecek gücü kazandım bu kurslarla ve de iş sektörü de o zaman bu yöndeydi bayağı. Herkes full stack developer arıyor. Bir adam gelsin her işi yapsın. O adam ben oldum birkaç sene içerisinde orada. Keyifle de yaptım bunu. Fakat son zamanlarda baktım ki sürekli işte yok ekranda buton ortalamaya çalış. Hep aynı şeyler. İşte yeni library'ler çıkıyor, onları öğrenmeye çalış. Vue.js 2.3, 3. bilmem ne. Angular 1.6, 2, 4, 6. Bunları yetişemeyeceğim biraz yani rahatsız etti beni. Sürekli yeni bir ya yapalım şu işi artık, değil mi? Oradan da master'a başlayınca o kadar hoşuma gitti ki o akademik muhabbet. Çünkü Python'un inceliklerine takılmıyorsun. Sen orada bir algoritmayı çözmeye çalışıyorsun. Hayatla ilgili bir şey keşfetmeye çalışıyorsun. O geçişi böyle yaptım. Yani birazcık angarya iş gibi gelmeye başladı açıkçası yazılım mühendisi olmak. Hele hele başka şirketler için çalışmak. Ben dedim ki ya ben ya kendime program yazacağım ya da istemiyorum dedim hani başkalarına şey yapmak. Buyurun hocam. Anladım. Şimdi yapay zeka ile web'i karşılaştırdığımızda evet böyle bir durum var. Yani web'de hep üst üste yetişmeye çalışıyorsun ve bir noktadan sonra yetişemiyorsun aslında. Ama yapay zeka ile web'i kıyasladığımızda da şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Web alanında da teorik bir temel gerekiyor ama matematik açısından bakınca yapay zekada teorik kısım çok daha ağır. Evet. Ve de yapay zekada ilerleyebilmek için ben bunu sormak istiyorum. Başlangıçta teorik altyapımızın olması gerekiyor ama sizce ne kadar derinlikte olması başlayabilmemiz için yeterli olur? Çünkü bunda şöyle bir durum ortaya çıkabiliyor. İnsanlar teorik o matematik altyapısını oluşturmaya çalışırken aslında konuya geç kalabiliyorlar. Özellikle Türkiye için direkt üretim yapılması istendiği için yani akademik alanda ilerlemiyorsanız insanlar işe girebilmek için biraz geç kalabiliyorlar. Evet. Ne kadar derinlikte olması gerektiğini sormak istiyorum. Buna da örnek olarak şöyle bir soru yazdım. Örneğin başlangıçta çizgi teorisini bilmesek yapay zekaya başlayamaz mıyız? Başlayabilirsiniz. Şöyle kafanızda bir hedefle ben bunu öğrenen algoritma yapacağım diye başlarsınız. Sonra bunu yapmak için ne gerekiyor? Matematiğin şu konuları gerekiyor deyip o konuları o zaman bakarsınız. Ha bu sizi birkaç gece geri atar. Çünkü bazı konuları hatırlamanız, öğrenmeniz gerekir. Ama sonuçta da proje için bunu öğrendiğiniz için güzel öğrenirsiniz, uygulamalı öğrenirsiniz. Yani başta altyapıyı kurayım, sonra yürürüm derseniz evet bu geciktirir, yorar, can sıkar. Yani işte okuldaki gibi olur. Biz bunları öğreniyoruz ama neye yarayacak olur. Evet. İki tür öğrenme var. Just in case learning, bizim yaptığımız gibi. Yani ne olur ne olmaz, siz bunları alın gençler. Just in time learning, anında öğrenmek. Merak edince insan daha iyi öğrenir ya, soru işaretleri açılır. O yüzden hiç korkmaya gerek yok. Kafada bir yapay zeka ile bir proje yapmak varsa eğer, mesela support vector machine, tonla formülü var mı? Var. Onu evet. O zaman öğrenirsiniz. Çünkü matematik de çok geniş. Hani geri bitmiyor, tamam mı?
Ya bir yerde artık feragat etmek zorunda kalıyorsun. Diyorsun ki ben bunun bilgisayar bilimleri kısmına yoğunlaşayım. Yeteri kadar matematik bilsem de yeter şeyine varıyorsun. Keşke bir hayatım daha olsa da gidip matematik çalışmış olsam diyorum ama olmuyor. İhtiyacımız olduğu kadar o yüzden. Korkmayın yani girebilirsiniz direkt. Yani karşımıza problem çıktığında çöze kervan yolda düzülür diyebiliriz yani. Kervan yolda düzülür. Düşe kalka öğrenme. Aynen öyle. Evet. Aynen. Anladım. Şimdi web serüveninden sonra yapay zekaya geçtiniz. Ama bu geçiş biraz webin öğrenecek şeylerinin çok artmasından gibi problemleri siz anlattınız zaten. Yapay zeka geçişiniz nasıl oldu? Direkt master programıyla mı yapay zeka çalışmaya başladınız yoksa master'a başlamadan önce yapay zekada küçük küçük bir şeyler yapıyor muydunuz? Bunu sormak istiyorum. Yapıyordum. TensorFlow.js ile kamerayla bir şeyler tanıyan şeyler yapıyordum. Çünkü gördüğünüz gibi web design ve yapay zeka bir araya geliyordu zaten. Evet. Sonra bir kitap okumuştum. The Master Algorithm diye Pedro Domingos'u tavsiye ederim. Böyle işte yapay zeka 5 dolayı inceliyor. O benim zaten bir ilgimi uyandırmıştı. Udemy'de bir ufak machine learning dersine bakmıştım. Python'u merak ediyordum. O böyle terimlerle tanışık olmamı sağlamıştı. Bir ilgi başlamıştı. Çünkü zeka, insan, hani hayatı da sorguladığım böyle yaşlardaydım daha çok. Hala öyle tabii de. Yani öyle bir ilgi yönelim başlıyor. Sonra okula kayıt olacağım zaman gene ben aslında software engineering dersleri alacaktım. Ama okul için bir mission statement yazmanız gerekiyor iki sayfa. Ben neden bu bölümü seçiyorum diye. O ara onu yazarken dedim ki ben yapay zeka okuyayım ya dedim. Yani harika bir dal, ilgiliyim. Öğrenirim dedim. Ne olacak dedim. Öyle oldu. Yazarken kendimi keşfettim. Ben bu dalı yapacağım dedim. Çünkü zorlanmak istiyorum. Aynı şeyler dediğim gibi o kütüphanelerin sonu yok. Habire Vue.js 4, Vue.js 5. O öyle gidiyor. Ben de hep aynı işlerinde kalıp aynı işi yapmak istemiyorum. Yapay zekaya öyle girdim. Challenge olmak için. Çok da iyi oldu. Evet. Genelde insanlar bunun challenge'ını çok seviyor. Ben de internette çok fazla görüyorum. Şimdi yapay zekada bir de akademik alan çok ağır basıyor. Yani örneğin web programlamaya baktığımızda akademik alan aşırı öne çıkmıyor ama yapay zekada akademik alan çok ileri çıkıyor. Çünkü akademi ne kadar gelişirse aslında iş hayatı da o kadar gelişebiliyor. Akademinin açtığı yolda ilerlenebiliyor. Sizce yapay zeka alanında insanlar akademi mi yoksa iş alanında mı devam edeceklerine neye göre karar verebilirler? Ya da hangisi sizce daha avantajlı olur? Ya da paraya göre temel farklar var akademiyle iş hayatında. Tamam. Sanırım paraya göre karar verecekler. Ben de şu anda hayatımda bu ayrımdayım aslında. Yazılım mühendisi olarak güzel kazanıyorsun, ediyorsun ama diyorsun ki ben artık başkanı kod yazmak yerine şu konuları düşünmek istiyorum. Oturup Kocaeli Üniversitesi'yle yapay zeka konuşmak istiyorum diyorsun, tamam mı? Kağıt yazın, kağıt okusunlar, kağıt okuyalım, bir şey yapalım. Birazcık hayat görüşünle alakası var. Ben mesela genç insanlarla bu konuları konuşmak isterim. İş yerlerinde kod yazmaktansa. Eğer ki hani kiranı milanı ödeyebiliyorsan bence seveceğin şeyi seç. Ha, uygulama da gerekir. Yap yap yap. Sonuçta akademide ne yapıyorsan bunu bir şirket satın alacak eninde sonunda. Okullar o kadar şey öğretiyor. Google diyor ki tamam ben bu alanları alayım. Çünkü bize bu reklam algoritması için lazım diyor mesela. Onu paraya çeviriyor. Okula zaten para veriyor. Öyle. Yani burada esas şey para ve hayattan beklentilerin. Şimdi yapay zekada gelişmek isteyen insanların dertleri tabii ki bitmiyor. Karşılarına şöyle de bir problem çıkıyor. Yapay zekanın geleceği. Çünkü ilk başta sadece internetten bu işi takip ettiğimizde yani makale okumaya geçmeden önce hep karşımıza yapay zeka bitti, GPT-3 çıktı bitti, şöyle çıktı bitti, yapay zeka dünyayı ele geçirecek falan gibi şeyler çıkıyor. Ben bu böyle bir soru sormayacağım ama yapay zekanın gelecekte nasıl bir hal alacağını sormak istiyorum ve de yapay zekanın sizce hangi kırılımı daha öne çıkabilir? Örneğin doğal dil işleme var, bilgisayarlı görü var, robotik var. İnsanlar buradan hangisinden devam edeceğine karar veremeyebiliyor. Sizce hangisi daha avantajlı olur devam etmek için? Derin öğrenme çok yürüdü gitti. İleride pekiştirmeli ve rehbersiz öğrenme daha çok şey yapacak. Çünkü Mars'a robot gönderdiğimizde bu pekiştirmeli öğrenmenin rehbersiz öğrenmenin sonucu. Çünkü bizim Mars'a bir sinyal göndermemiz 15 dakika. Yani ileri geriyle yapıp o robotu kontrol edemeyiz. Bir cisimlerin, bir takım robotların zekanın kendi kendine bir şeyler yapmayı öğrenmesi ve gelişmesi gerekiyor. Gelecekte hibrit bir şekilde pekiştirmeli ve rehbersiz ben çok görüyorum. Derin öğrenme harika bir konu çünkü mesela neural networklerin matematiksel olarak şöyle kanıtlandı. Her fonksiyonu öğrenebilecek algoritmalar. Bu harika bir şey. Yani buradan bile kafası insanın açılıyor. Derin öğrenmede hala gelecek var. Yapay zeka bitti diye de bir şey yok. Bir kış yaşanabilir. Ama yaşanacak gibi değil. Çünkü hayatımıza girdi ve çalışıyor. Ya şu anda bile yapay zekanın tonla şeyinden bak senin arka planın kapanmış falan. Yani hayatımıza artık girdi. Kanıtladı kendisine. O yüzden kış yakında gelmez. Winter is not coming now. İleride dünyayı ele geçirecek mi? Geçireceği zaman o yapay zeka biz yapmış olacağımız için o noktaya kadar hani biz onu nasıl çözeceğimizi biliriz. Kendi kendine tutup da
Bir neural network kalkıp evet artık düşünüyorum. Ben o halde öyle bir şey gerçekten yok. Yani onu yapar zaten helal olsun, dünyayı ele geçirsin. Hani seve seve. Gelecekte o yüzden derin öğrenme, robotik artacak. Covid'li evlere kapandık, daha da çok dışarıda işaret edilmesi. Agriculture, tarım, tarımdaki robotik. Küresel ısınmadaki robotik, uzaya giden robotik. Ya öyle görüyorum ben. Ve bunların kendi kendine doğayı anlama çalışmaları. Tamamdır. Şimdi yapay zekanın geleceğinden bahsederken son olarak iş fırsatlarını konuşmadan geçemeyeceğim. Çünkü Türkiye'de aslında öğrencilerin en fazla endişe ettiği konu bu. Türkiye'de yapay zeka ile ilgilenen çok fazla insan var. Ama Türkiye henüz yapay zeka alanında çok ilerlemediği için, şirketlerin yapay zeka ekipleri küçük olduğu için bu bir arz talep dengesizliği yaratıyor. Bunda da işe girmek artık gittikçe zorlaşıyor. Yani en son benim olduğum bir grupta bir iş ilanı gönderilmişti ve çok fazla şey bilmenizi istiyor. Karşılığında asgari ücret veriyordu. Çok büyük bir tepki almıştı. Şimdi biraz bu iş probleminden bahsetmek istiyorum. Amerika'da yapay zeka alanında iş fırsatları ne durumda? Amerika'da da böyle bir arz talep dengesizliği var mı? Ya da Türkiye'de örneğin yazılım mühendisi olarak, yani web mobil yazılım olarak baktığımızda inanılmaz iş imkanları var ama yapay zekada çok kısıtlı. Amerika'da bu durum nasıl, biraz bunu sormak istiyorum. Tamam. Burada daha fazla, hatta hep şöyle reklamlar geliyor. 250 bin machine learning engineer açığı var. Ne olur okullara gidin. Bilmem kaç bin veri bilimcisi açığı var. Hep böyle açıklardan bahsediliyor. Hakikaten öyle. İş aradığın zaman machine learning engineer bilmem ne. Ve de bunlar hep böyle doktora falan isteyen pozisyonlar. İş var. Türkiye'de de aslında var. Henüz farkında değiller belki. Çünkü Türkiye'de sonuçta hani devlet olsun, şu olsun, bu olsun bayağı güzel bilişim sistemleri oturtmuş bir ülke. Veri akışı çok fazla. Görüyorsunuz hani trend yollar bilmem neler. Online bir hareketlenme var. Bu şirketler hiç mi veriyi incelemesinler? Ya bu gibi şirketlere icabına gidip abi senin hani milyonlarca kullanıcın var. Ben bunları sana bir analiz edeyim. Buradan bir karar mekanizmana da yardımcı olayım diyebilirseniz hani bir iş imkanı açılır buralardan. Veri fazlalığı var. O yüzden veri bilimi lazım. Veri bilimi de yapay zekanın uygulama alanlarından bir tanesi yani. Anladım. Şimdi ben yanıtlarınız için çok teşekkür ederim Ali Bey. Tam zamanımıza ucu ucuna yetiştirdim sorularımı. Gerçekten çok inanılmaz dolu bir sunum ve sohbetti benim açımdan. Özellikle sunumun felsefik kısmı hiçbir yerde anlatılmayan konularda. Şimdi arkadaşların da sorularına fırsat verebilmek için ben son sorumu soracağım. Ama son soruyu her gelen konuğa soruyoruz ve eminim yapay zeka alanında çok az öne çıkan her insanın karşılaştığı bir soru. Herkesten de farklı cevaplar geliyor. Çok genel bir soru. Yapay zekaya nasıl başlayabiliriz? Okay. Yapay zeka nasıl başlayabiliriz? Yani Oytun Erbaş diyor ya, yapay zeka yaparak, yani o demiyor da hani bir şey nasıl başlayayım? Piyano çalarak hani piyano. Okay. Nasıl başlayabilirsiniz? Varsa eğer Türkçesi, Pedro Domingos'un The Master Algorithm kitabını okuyarak bayağı bir şey edinebilirsiniz. Yani neden yapay zeka var ve dünyada nasıl bir rolü var? O rolü anladığınız zaman ben de bu rolün içinde yer almalıyım falan diyorsunuz zaten. İnsana merakınız varsa, beyine, veri akışına, doğayı bir sinyal ve veri olarak görüyorsan yapay zekaya hazırsın demek aslında. Yani icabında her şey sonuçta bir veri akışından ibaret. Atomların arasında bile bir şey var, bir bağ var. O neden bırakmıyor onu, neden, ne oluyor orada? Gezegen diyor yani, anlatabiliyor muyum? Buna merakınız uyandığı anda başlayabilirsiniz. Python dilini tavsiye ederim. İnternette kurslar boldur, bedavasından paralısına kadar. Yani eğitim içinde hiç paraya kıymayın. İcabında 100 TL, 200 TL nasıl yaparsa biriktirin ve verin. Udemy'de şurada burada. Çok kıymetli şeyler. Biraz sabırla 3-5 ay en azından konu hakkında bilginiz olsun. İzleyin sabırla bu videoları. Matematik hakkında çünkü size perspektif katacak. Böyle başlayabilirsiniz ya. Yani internetten kurs bulun. Konu hakkında bir iki kitap okuyun. İnsanlık hakkında şey okuyun. Biraz böyle hayal gücünüz canlansın, şey olsun, keyiflensin. Ve böyle işte böyle söyleşiler yapa yapa zaten. Umarım güzel bir şey, biraz yuvarlak bir cevap oldu ama böyle. Hani programlama öğreneceksin, şey öğreneceksin. Sabır lazım. Gayet. Gelen cevap böyle oluyor ama insanlar, herkese bu soru çok sorulduğu için bu soruyu sormadan geçemiyoruz. Ben son olarak bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi Python konuşuyoruz ama ben iş ilanlarına baktığımda aslında sadece Python aranmıyor. Hatta bazen Python aranmıyor. C, C++ ve Java çok fazla aranıyor. Özellikle deployment alanına baktığımızda. Bir de Python'a baktığımızda R ve Julia da var. O ikisi de öne çıkmaya, zaten önceden beri var. Julia da öne çıkmaya başladı. Sizce Python'ın yanında devam edebilmek için hangi yazılım dilinde çalışsak biraz daha iş imkanımız, iş fırsatımızı artırabiliriz? Ya JavaScript falan yaparsanız bayağı bir iş imkanı oluyor zaten. Hatta yapay zekayı JavaScript'te de yapabilirsiniz. Dediğim gibi TensorFlow JS, bilmem ne JS, işte ML5.js, bir sürü şey var. JavaScript kesinlikle size application geliştirme gücünü verecektir. Evet. Python'u server'a çevirecek şeyler var. Django, Flask gibi kütüphaneler var.
bir model yaptınız Python'da, TensorFlow'la falan. Onu bir server'a çeviriyorsun Flask'ı ve JavaScript application yazıyorsun. Onlar artık konuşabiliyorlar ve bir para kazandırabilecek bir yapıya dönüşüyor. C++ production environment'ta kesinlikle tavsiye edilir. Zor ve sağlam bir dildir. Python'da yaptığınız çoğu şeyi yapabilirsiniz sadece daha çok yazarak. Öyle yani ben görüyorum. Sen dedin o Java şu bu işleri hani yazılım mühendisliği için mi yoksa yapay zeka işleri için mi Java? Yapay zeka işleri için. Örneğin bir bilgisayar computer vision işine baktığımızda hani biz yapay zekaya dışarıdan baktığımızda sadece Python olarak görüyoruz ama Python'ın yanında C, C++ veya Java mutlaka isteniyor. Bazen Python istenmediği ilanları da gördüm ben direkt deployment olarak baktıkları için. O yüzden sormak istemiştim. Tamam. Gerekliliği tartışılmıyor zaten. O zaman hemen şunu söyleyeyim. Dediğim gibi Python öğrenme ve prototip yapma dilidir. Akademik seviyede harikadır. Çünkü akademide hız derdin yok, şey derdin yok, deployment derdin yok. Yapacaksın, kanıtlayacaksın teorini, kağıda yazacaksın, yürüyeceksin. C++ o zaman bence. Yani bu işi hızlı yapabilen, tensorlar üretiyorsun, vectorization. Python zaten C++'ın üstünde çalışıyor. NumPy C++ kütüphanesi zaten. O yüzden hızlı çalışıyor. Vektörize ediyor işlemleri hemen. Benim sorularım bu kadardı. Arkadaşlarım da soruları varsa sorularını sorabilirler. 10 dakika düşünüyorum da yarım saat gibi bir şey oldu sanırım. Sunum bence çok iyi oldu. Hatta sunum biz şöyle bir kulübümüzde eğitim aşaması da olacak. Her kulüpte olduğu gibi biz de arkadaşlara eğitim vereceğiz. Eğitimde ilk başta bir yapay zeka nedir, yapay zekaya başlangıç gibi bir eğitim vermek istiyorduk. O eğitim de aradan çıkmış oldu bu arada. Çok güzel. Daha iyi bir eğitim olamaz çünkü. Yani çünkü benim aldığım çoğu kursta bu konular gerçekten 3-4 saatte falan anlatılıyor. Örneğin Deep Learning AI'ın kursunu almıştım. Andrew Wang var. Çok güzel. Evet. Yavaş yavaş konuşuyor konuşuyor. 4 saatte anlatıyor. Siz yarım saatte hemen Türkçeyle tam bizim anlayacağımız Türkçeyle çok güzel aradan çıktı. Sağ ol abi. Hiçbir üzerinden geçtim canım. Yani yoksa detayları var da. Hem hepsini bildiğimden değil ama detayı var tabii şey yapılınca. Tabii tabii. Ama en azından bir genel resmin görmek açısından bütün arkadaşların anladığını düşünüyorum. Merhabalar Ali Bey. Ben Berk. Konuşmuştuk. Benim bir sorum var şu an. Buyurun. İleride daha sonrasında yapay zeka alanında çıkacak bir teknoloji daha sonrasından bu felsefik olarak uygun değil, hani etik değil. Bunu biz hani ya çıkardık ama bu hani insanların kötü etkiliyor deyip sonunu getirecek bir şey olur mu? Mesela geçenlerde bir haber görmüştüm. Microsoft ölen insanların bu artık hologramını mı artık veya bir konuşmalarını artık alıp daha sonrasında öldükten sonra sevdiklerini, tanıdıklarını artık nasıl oluyorsa detayını bilmiyorum. Vermek gibi bir planı olabilir galiba. Öyle bir patentini aldı yani. Evet. Black Mirror'ın hatta böyle bir bölümü var. Evet. Sizce hani buna benzer hangi gelişmeler olabilir? Daha sonrasında kapatılacak olabilecek veya bu Microsoft'un öyle insanlar hakkında olan şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Black Mirror düşündüm direkt. Tamam. Etik biraz sıkıntı çünkü herkese göre değil de yani değişiklik gösteren yanları var. Arkasında politik şeyler girmeye başlıyor. Biraz o yüzden aslında gıcık bir konu. Hani dokunmamaya çalışıyorsun. Akademinin içine çok da girmemesi lazım ki bilim ilerlesin. Mesela genom şey araştırması var ya, kök hücre. Kök hücre araştırmasına devam edilse çok harika sonuçlar çıkacak. Belki de ömrümüz 500 sene olacak. Ama işte etik değildir, işte şuna aykırıdır, dini olarak sıkıntıdır derken önüne geçildi mesela. Yazıktır. Bu gibi şeylere takılıyor yapay zeka. İşte ne bileyim mesela iş yerlerinde işte rezümelere bakıp seçerken erkekleri daha çok işe alıyor Amazon'un ki eski öyle bir olay vardı. Orada hemen önüne geçiyor onun. Yani eşitliği sağlamaya çalışıyorlar. Hatta derslerde bunu haber öğretiyorlar işte. Bias nasıl kaldırılır şeyden. Ön yargı. Ve çünkü verilerin ön yargısı var. Algoritmaların ön yargısı var. Ne bileyim önünelerin kapatılacak. Mesela işte ırkçı gibi gözüken algoritmalar var. Mesela zencileri daha rahat tanıyor. Çünkü onun surat feature'ları daha canlı. Ya da ne bileyim mesela Asyalıları ayrı tanıyor. Mesela beyazları hiç görmüyor ya da zencileri hiç görmüyor. Böyle şeyler var. Hani bununla algoritmanın bir suçu yok. Veri yapısı böyle. Hani insan da sonuçta aynı hataları düşüyor. Karanlıkta mesela göremiyorsun ya da ne bileyim bir yerde bir şey oluyor. Ya bunların hepsi aynı ya falan diyorsun. Çünkü sen kafanda öyle klasifiye ediyorsun onu. Bu gibi şeylerin önüne regulation'larla geçilecek. Facebook da geçenlerde biliyorsun birkaç sene önce verileri kaçırdı sattı o Cambridge Data Analytics ve birdenbire hani politik bir sonuç soruna dönüştü bu. Sonra Google'da geçen haftalarda Gebru Timnit mi bir tane ablamız işten çıktı ve olay oldu işte Google işte ırkçıdır bu kadını şey yaptı. Yani bence çok kılçıklı gıcık konular bunlar aslında. Dileğim akademinin önüne geçmemesidir. Bu gibi hani politik doğruculuklar, şunlar bunlar, aman abi ondan konuşma, bunu yazma, bunu çizme. Gerçekler gerçeklerdir. Veri yalan söylemez. Öyle yani.
bir şekilde önüne geçeceklerdir, şey yapacaklardır. Felsefe olarak hani bunları tartışmanın en azından açık olması lazım. Hani her kelimenin üzerine sansür koyarak bir yere varılamaz. Okey, öyle söyleyeyim. Tamam, bunlarla savaşılsın ama en azından tartışmaya bol bol açık olsun. Çünkü bunlar insanlığa dair de bize cevaplar veren konular. Yani yapay zeka algoritması öyle yapıyor ama neden yapıyor? Çünkü senin verin öyle. Senin verin neden öyle? Çünkü öyle olmuş. Neden öyle olmuş? Çünkü evrimsel bir sebep var altında. Çünkü sosyal bir sebep var. Böyle böyle bir insinler aşağı bakalım neler çıkacak. Yani sürprizler dolu bir alan aslında bu. Umarım cevap olmuştur. Biraz şey oldu ama. Yo, ben de zaten anlatabildim mi tam emin değildim. Aslında şey olarak da soruyorum. Bu yasal olarak da değil. İnsanların kendi arasında da bir anda popüler olup daha sonrasında etkisini yitiren şeyler var. Böyle şeyler olur mu tarzında bir soru sormuştum. Popüler olup etkisini yitiren ne gibi mesela? Ya atıyorum orada işte Black Mirror'ın o bölümünü ele alırsak aslında başta çok güzel hani eski eşiyle, ölen eşiyle vakit geçiriyordu. Ama daha sonrasında içine bir pişmanlık düşüyordu. Yani şu an bölümde tam hatırlamıyorum ama bir pişmanlık düşüyordu. Evet. Bir kötü hissettiriyordu kendini. Bu tarz şeyler olur mu tarzında? Olur olur. Kesinlikle olur canım. Yani düşünsene sen tabii canım ölmüş biriyle yazışıyorsun. Hani vazgeçemiyorsun. Senin hayatını sana bayağı anlamsızlığa düşüren şeyler bunlar insana. O Her filmini görenler bilirler. İşte adam robotla şeyle işletim sistemiyle aşk yaşıyor. Ve işletim sistemi en son diyor ki ben dünyadaki herkese aşk yaşayacağım. Görüşürüz. Biz böyle izlerken beynimiz dönüyor lan nasıl olur böyle bir şey falan. Adam zor durumda. Olası şeyler bunlar. Bu felsefe henüz aslında oralara gelmedi ha. Yani mesela bilinç falan filan diyoruz. Hani felsefe henüz oraya gelmemiş. Daha başka şeyler tartışılıyor hala aslında. Öyle şeyler olacak doğru. İnsana sıkıntı düşüren. Teşekkür ederim. Ben bu konuda ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi biz insanlar biraz da bu konuların çok ilgi çekmesinden dolayı yani komplo teorisi her zaman ilgi çektiği için bu konuların çok ilgi çekmesinden dolayı bunları konuşmayı çok seviyor ama hı hı. Andrew Yang'in söylediği bir şey var işte yapay zekanın bizi ele geçirmesiyle alakalı korkunuz Mars'ta su işte Mars'ta yerleştiğimizde olacak depremle alakalı korkunuzla gibi bir örnek veriyor. Örneğin bizim Mars'ta zaten gitmemize çok var. Yapay zekada bizim ömrümüzde ele geçirmeyecek diyor. Evet. Şimdi biz bunları konuşuyoruz ama acaba yakın gelecekte mi olur bunlar yoksa biz görmez miyiz? Sizce? Aslında görebiliriz çünkü bilimde çok yüksek incremental bir artış var. Yani şu anda bile bakın ben 49 kişiye ilginç fikirler vermiş olabilirim istemeden. Bu adamlar gidip okuyacak, araştıracak. Şu anda 50'ye bölündü benim fikirlerim anlatabiliyor muyum? Bu 50 kişi 2-3 sene sonra çok farklı şeyler. Onlar da bir 50'ye bölünecek. Kendi YouTube kanalını açacak arkadaşlar var bilmem neler derken. Yani 10 senede olan değişiklikler bir sene içerisinde de olabilir artık aslında. Ki öyle de oluyor teknolojide görüyorsun. Moore'un yasası var bilmem ne var. Yani o yüzden bence hayatımızda görebiliriz bunu. Bir 20-30 sene içerisinde. Boston Dynamics'i görüyorsun. Adamlar takla atıyor. Ters takla atıyor. Yani sen atamıyorsundur sanıyorum. Hani anlatabiliyor muyum? 10 sene sonra neler yapmayacak kim bilir? Buna koy bir deri kemik et. Bir bonfile bir şey üzerine. Konuşma GPT-8 çıkar belki o zamana. Evet. Ya, olabilir bir şeyler aslında 5-10 senede. İlginç şeyler. Evet. Özellikle bir de bilim kümülatif olarak ilerlediği için yani hep sıfırdan öğrenmiyorsun. Bir üstüne koyarak gittiğinde tabii özellikle hız da artıyor. Bu da şeyin cevabı. Abi o zaman bugüne kadar insanlar niye gelişmediler? Çünkü o yüzden gelişmediler. Aynen. Yani bundan 1000 sene önce 3 tane kitap vardı. Şimdi 8 milyar tane var. Hangisini okuyacağımızı şaşırıyoruz. Bizden sonraki jenerasyon hiçbir şey seçemeyecek. Çünkü aşırı fazla kaynak olacak gibi. Incremental. Evet. Kesinlikle. Merhaba. Öncelikle güzel aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da elektronik ve haberleşme mühendisliğinde çap yapıyorum. İlk stajımı gömülü yazılım üzerine yaptım. Savunma sanayinde. İkinci stajımda her zaman ilgim vardı. Yine aynı şekilde savunma sanayi havacılık sektöründe. Henüz daha geçen hafta bitirdim. O da yapay zeka ve komite kontrol kısmındaydı. Kendimi biraz hani hiç bir bilgim yoktu. Sıfırdan şu an kendi CNN ağımı yapabilecek derecede biraz geliştirdim. Çok iyi. Devamında işte inşallah devam ettirmeyi düşünüyorum. Çok da zevk aldım. Gömülü yazılım bir tek şöyle ufak bir şey yaşadım. Gömülüdeyken C yazıyordum. C'deyken bütün fonksiyonları kendim oluşturuyordum. Hani ona tamamen hakimdim. Şimdi Python kullanınca böyle hazır fonksiyon kullanınca biraz garip hissettim. Hani acaba öğreniyorum ama arka plandakini tam öğrenemiyor muyum? Ya da hani kendi elimle yazmayınca acaba eksik kalıyor mu diye böyle kendim bir arada kaldım. Hani o arka planda fonksiyonların tam olarak
ne kadar detaylı neler yaptığını çok 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 detaylı öğrenmem, zaman geçirmem gerekir mi? Yoksa işte genel olarak ne yaptığını bileyim ve yoluma devam mı etmeliyim? Hani bu konuda biraz kafamda soru işaretleri var. Evet, aynısını ben de hissediyorum. Yani biz bu framework öğreniyoruz da hani çok bazen böyle basit gibi geliyor. Ya bu fonksiyonu yazıyorsun, sort ediyor mesela. Belli başlı şeyleri bilgisayar bilimlerinde öğrenmek lazım. İşte sıralama, sort algoritmaları, ne bileyim. CNN'i mesela bakın, Georgia Tech şu anda şöyle yapıyor. Benim aldığım derslerde hep bunu yapıyorlar. Önce size bir elle yazdırıyor onu ilk ay. Mesela yapay sinir ağlarını Python'la elle yazıyorsun kütüphane kullanmadan. Tamam mı? İşte loop'lar, şeyler, variable'a gidiyor geliyor. Sonra ikinci ayda da onu tamam artık siz bunu yazıyorsunuz. Şimdi TensorFlow'la şeyle yazabilirsiniz diyor. İstediğiniz kütüphane kullanabilirsiniz. Çünkü artık orada amaç hani algoritmanın işte nasıl davrandığını incelemek. İşte yeni data gelince ne yaptığını incelemek falan. Ve bir süre sonra da hayat yetmeyecek her algoritmanın dibini öğrenmeye. Çünkü nereye kadar ineceksin? Yani ben mesela şey diyorum. Ya bu güzel. Ben kendi kütüphanemi oluşturmak istiyorum diyorum mesela. Hoşuma gidiyor yazdığım kod. Sonra diyorum ki ya bir dakika ben kendi dilimi oluşturmak istiyorum. Dur bakayım kendi belki devrelerimi yapabilirim. Hani altına kadar inesim geliyor böyle. Ve bir bakıyorum hayat kısa. O yüzden sen korkma. Yani birkaç tanesini tabii çok merak ettiğini elinle yazmaya çalış. Ya da en azından kafanda canlandırmaya çalış. Çünkü sen CNN'i elinle yazdıysan zaten çoğu şeyi çok iyi kavramışsındır. Önemli olan uygulama aslında bir yerde. Yani nasıl uygulayabiliyorsun? O seviyeye geliyorsan elinle de yazsan fark etmez, şeyle de yazsan fark etmez. Anlatabiliyor muyum? Ya bir dengesi var onun ya. Bir de ufak bir soru sorayım o zaman konuşmuşken. Ben de heyecanlıydım o yüzden sormak için çekiniyordum ama şu an rahatladım. Ben biraz görüntü işlemi alanında uzmanlaşmak istiyorum. Şimdi Teknofest'te aynı şekilde buradaki arkadaşlarımız gibi ben de katılacağım. Orada da görüntü işlemi üstlenmek istiyorum. Orada da YOLO'yu kullanacağız. İşte Jetson, büyük ihtimalle Java falan. Gerçekten mi? Okey. Ama şu an sıfırım. Hani o konuyla, yani şu an araştırma aşamasındayım. YOLO V5'i kullanmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah harmanlayabilirim. Bu konuda kendimi neleri araştırarak geliştirebilirim? YOLO'yu daha iyi öğrenebilirim. Daha güzel verimli sonuçlar elde edebilirim. Hemen tam cevap vereyim. Ben YOLO'yu hani çok dibine inmedim ama kullandım. Hem de Jetson Nano üzerinde kullandım. Eğer alabilirsen tabii ki de imkan varsa bir Jetson, biraz Raspberry Pi bir şey almakta fayda var. Ya da bilgisayarına bir basit bir Ubuntu şey kursan, hani bir Linux sistemi kursan bir sanal makineye, en azından o ortama girersin. YOLO'da bence transfer learning diye bir şey var. Tam Türkçe transfer öğrenmemine. Zaten öğrenilmiş ağlar var ki YOLO zaten bunlardan bir tanesi. Bu ağların son layer'ını kesiyorsun. Oraya kendi train example şeylerini koymaya başlıyorsun. Böyle yapa yapa istediğin sonuçları, yani birazcık deneme yanılma süreci bu. Algoritmanın nasıl çalıştığını şöyle bir gör. Onun bir şeması var zaten. YOLO'nun bir architecture'ı var. Sen elinle CNN implement etmiş biri olarak bunu zaten çoğu insanın daha iyi anlarsın. Ona bir baksan yeter. Hani bu algoritma neden bu sonucu veriyor? Nerelerde tıkanma noktaları var? Ondan sonra bence kendi resimlerinle denete denete ne bileyim marulu tanıyan, bir şey tanıyan bir şeyler yapsan elin alışmış olur. Sonra da projelerde kullanabilecek hale gelirsin. Çok teşekkür ederim. Peki bana önerebileceğiniz bir kaynak var mı? Türkçe olarak bilmiyorum ama İngilizce seviyen nasıl bu arada? Orta. Yani kendim memnun değilim ama okuduğumu anlayabiliyorum. Tamam. O zaman YOLO'nun kendi sitesinde bir şeyler var. Birkaç bir yayından sonra paylaşabilirim. Bazı linkler şeyler var. Jetson için bu arada kendi sitelerinde çok güzel tutorial'lar var. Hani nasıl robot yapılır, onları nasıl koyup 3D parça print ediyorsun, ne kurman gerekiyor. Kendi PyTorch'lu ve şeyli tutorial'ları var. Böyle işte objeden kaçan, obje takip eden, bilmem ne yapan. Bunları train ettirtiyor sana. Resimler çekiyorsun robotu tutup böyle. O şeyleri takip edebiliyor artık. Böyle tutorial siteleri var. Genelde İngilizce'deler ne yazık ki. Ama paylaşırım sonrasında. Tamam. Ben de zaten stajda PyTorch kullanmıştım açıkçası. Elim biraz daha ona alışık. Çok onda güzel. Devam etmemde bir sorun olmaz değil mi? Yok, olmaz. PyTorch ve TensorFlow bu işi götürüyorlar. Sonuna kadar gidebilirsin yani, şey yok. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de burada araya girip bir hatırlatma yapayım. Ali Bey'in şeyleriyle alakalı, tavsiyeleriyle alakalı YouTube kanalına abone olup YouTube'dan takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. YouTube'dan olmadığı için hiç böyle bir şey söylememiştim ama nasip oldu. Ya yani sürekli yapay zeka anlatmıyorum ama hani güncel konulara değiniyorum. Bazen Amerika'yı gösteriyorum. Biraz hani renkli tutmaya çalışıyorum. Gitar çalıyorum bazen. Twitch yayınlarım da öyle. Hani sohbet ortamı biraz daha. Fakat yapay zeka konusunu artıracağım. Çünkü güzel gençlerle tanışıyorum. Güzel sorular geliyor. Beni de şevklendiriyor bunlar. Yani
Devam edeceğim daha çok materyal, şey, içerik koymaya. Mümkünse dersler hazırlayıp koymaya çalışacağım. Bakalım. Şimdi Görkem bir soru soracak. Kendisi de kulübünün, yönetim kulübünden. Buyurun. Merhaba Ali Bey. Hoş geldiniz bu arada. İlk önce teşekkür ediyorum ben de. Ve siz de söylediniz, gitar çalıyorum dediniz. Ben bununla ilgili soracaktım size. Buyurun. Size müzik tarzınız çok benziyor gibi benimle. Onun için en sevdiğiniz kulüp, şey, grupla ilgili merak ettim. En sevdiğiniz müzik grubu. Tamam, hemen söylüyorum. Iron Maiden. Iron Maiden. Tabii çok güzel. Ben de severim. Melodik olarak güzel, çalması kolay, keyifli, gaz parçalar. Sonra Manowar severim, Megadeth severim. Ama Iron Maiden'in yeri başka. Her şarkısını çalarım hemen. System of a Down severdim. Severim. Öyle. Ya sonra Steve Vai, Joe Satriani, Malmsteen, Jason Becker, Marty Friedman, bu abileri de sololarını çalışırım her fırsatta. Aynen, çok iyi. Sizde de tam metalci tipi vardı. Ben onun için hemen tabii araya girmek istedim. Tabii. Saçım uzunluğu direkt aslında bunu gösteriyor. Asi şey böyle. Hem saçınız hem sakal tarzınız ve konuşmanız da bana öyle geldi nedense yani. Doğrudur, doğrudur. Ben de genelde metal müzikle uğraşıyorum. Ben de elektro gitar çalıyorum. Yani bu arada şey, hani metal de merak ettim. Backing track açıp böyle yavaş blues solo'lara çaldım da çok oluyor. Yani sürekli sweep picking yapmıyorum artık. Birazcık azalttım onu. Daha böyle anlamlı şeyler çıkarmaya çalışıyorum aslında. Aynen, o da çok güzel oluyor. Kendi kendine bir şeyler çıkartmak. Güzel. Ben yine teşekkür ediyorum. Yapay zeka alanında konuşmanız ilgiye gitti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Meryem'in bir sorusu olacak sanırım. O da kulübümüzün başkanı. Bakalım. Ali Bey, merhabalar. Sesim geliyor mu? Evet, Meryem. Buyurun efendim. Benim sorum şu olacaktı. Az önce yapay zeka dışında web programcılığı üzerinde biraz bir konuşma geçmişti. Ben şu şekilde aslında kendimi web üzerine geliştirmek istiyorum. İşte veri tabanları, backend, developer, frontend falan gibi. Ama nereden başlayacağım? Yani biraz başladım, işin içine girdim ama şöyle, lisede ben biraz eğitimini aldım. Aradan 2 sene geçti. Kodlar falan hep değişmiş. İşte eski kodlar, PDO falan hep değişmiş. Ve bunlar hakkında biraz kafamda soru işaretleri oluştu. Şimdi nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yani tabanım var sanıyorum. Ama var mı onu da bilmiyorum. Hani kullandığım kodlar, parçalar hepsi birlikte değişmiş, hepsi farklı bir sisteme bürünmüş. Onun hakkında bilgi almak istiyorum sizden. Tamam. Ha işte az önce sunumda şeyde anlattığım gibi, yani ben web programcı, bu yüzden gıcık kaptım. Tabanı var sanırım, alttan o tabanı çekiyorlar, yeni versiyon geliyor, her şeyi değiştirmişler. Ya bir durun, yani çalışıyor bunlar, bozmayın. Şimdi ne yapacaksın o zaman? Aslında ana mantık gene aynı. Backend gene backend, database gene aynı şey. Frontend gene frontend, tamam mı? Bakma React 5 çıksın isterse, React, Angular, habire çıkıyor bunlar. Mantık gene aynı. O yüzden benim tavsiyem Udemy'de bir yerde gidip böyle bir 8-9 saat onların yeni versiyonlarını öğrenmen ve bunlarla bir proje deneyip frontend'e bunu koyayım, data gelsin gitsin, orada chatler gözüksün falan gibi bir şey yapsan bence yetişirsin, hiç merak etme. Çünkü mantık aynı ya. Yani HTML gene HTML aslında. Öyle gösteriyor. Gene Ajax. 100 yıldır Ajax'la gönderiyoruz datayı zaten. Bir tane socket açabilirsin falan. Merak etme yani. Bu korkuyu millet şikayet ediyor burada. Ben geçen öyle bir şey okudum, güldüm Reddit'te bir yerde. Adam diyor ki yetti artık. İşte NPM kuruyorum, Yarn çıkıyor. Yarn kuruyorum, NPM'e geri dönüyoruz. Gulp, Bower, bilmem ne. Package Manager'lar, şunlar, bunlar. Kafayı yemiş artık millet bu işte. Ben o yüzden birazcık gıcık kaptım. Merak etme. Udemy falan bu gibi şeyler için var. Teori meori öğreneceksen Udemy falan kasar. Çünkü Udemy'de güncel framework var. Abi gelin 8 saat izleyin. En son çıkan fonksiyonları öğrenin. İki de proje yapıp yollatıyor seni eve. Tavsiyem o yüzden online birkaç kurs alıp sabırla o şeyi atlamandır. Mantık gene aynı ama merak etme. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben kulübün başkanıyım şu an. Memnun oldum. Evet, arkadaşlar sorusu varsa sonradan size sorabilir herhalde. Tabii ki de. LinkedIn'den bulabilirsiniz. İşte dediğim gibi YouTube'dayım, Instagram'dayım, Twitter, neredeyim başka? Twitch'teyim, şuradayım her zaman. Seve seve. Vakit oldukça konuşuruz. Evet arkadaşlar, o şekilde yazabilirsiniz. Kendisini çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. O zaman programı da kapatalım. Evet. Biraz da süreyi de açtık gibi. Bundan sonra arkadaşlara şey diyeyim, Speed Networking var Discord'da, oraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Tamam.
O zaman çok teşekkürler Ali Bey, bize vakit ayırdığınız için. Ben özellikle kendi adıma da bir kusura bakmayın demek istiyorum. İş için İzmir'e geldim. Normalde Marmaris'te yaşıyorum. Kendi evim olmayınca tabii sistemi kurmak biraz daha zor oldu. İnternette falan bazı sıkıntılar oldu ama benim açımdan çok güzel bir sunumdu. Gerçekten harikaydı. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sağ ol. Vallahi ben çok teşekkür ederim. Çok onur duydum. Keşke hani ben de zamanında böyle tanışabilseydim, benden büyük abilerle anlatacak. Çok sağ olun. Bir sürü hatalar yaptım. Umarım bir şeyler verebilmişimdir size. Evet. Seve seve paylaşıyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hiç sorun değil. Harika bence geçti. İnternetiniz her şeyiniz çok güzel. Burada umarım 45-50 kişi var, sıkılmamışlardır. Bir buçuk saat oldu ama bence dolu oldu. Ben keyif aldım. Onur duydum ya, çok sağ olun. Onur duydum gerçekten. Çok biz sağ olun. Çok teşekkür ederiz tekrardan. O zaman iyi akşamlar.